Buyurun. Evet, çok teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. 19. derste beraberiz. 18'den bir ödevimiz kalmamıştı. Fakat 18'in zannediyorum en son sayfasını göz atmayı unuttuk dün. Alelacele kapattık dersi. Evet, buydu. En son Abdi ile 43'ü yaptık ve kitaplar tarihçinin kitaplarıyla ve şairin şiirleriyle dedik. Burada işte bu dersimizin dil bilgisi özeti var arkadaşlar. Bu tablonun aynısını Enkridion'da da bulabileceksiniz, el kitabımızda. Bu işte üçüncü grup isimlerin iskelet bir çekim, çekim iskeleti daha doğrusu. Üçüncü gruptan olan isimlerin sıfatları da var bunların. Sıfatlar da var böyle çekilen. Onların bir özeti. Şu kısım datif çoğul kısmında bir enteresanlık var. Onu ileriki derslerde, bir dahaki sefere üçüncü gruptan isimlerin başka bir grubunu, alt grubunu yaparken herhalde inceleriz. Hep CCC diye gidecek ya da işte CPC diye içinde sigma olan bir şekilde gidecek datif çoğullar. Fakat şey var, eklendiği isme bir değişiklik yaptığı durumlar oluyor. Onu da sırası gelince yaparız. İşte Enkridion da burada. Birinci sayfamız birinci ve ikinci isim gruplarının çekimleri. Üçüncü isim grubunun halleri. Şimdilik işte bu var. Bu geneldir. Üçüncü grup isimler için genel çekim tablomuz bu. Biz onun bir alt grubunu yaptık. Daimon ve hegemon kelimelerine çekiminde. Aynı son ekler gördüğünüz gibi. Fakat hegemon ve daimon omega ni ile biterken İşte onun içinde bir ünlü değişimi de oluyor. Omegalar omikron oluyorlar ve bu şekilde gene os, i, a ekleniyor. Ve bakın bunun vokatifini de söyleyebiliyoruz. Çoğulları aynı arkadaşlar. Bakın eril çoğullar da dişil çoğullar aynı. Dişilleri de şimdilik bir alt grupta gördük. Ve ma ile biten nötr isimlerimiz, ma değil başka bir şeyle biten nötr isimlerimiz de var bu grupta. Bu da aslına bakarsanız, yani akuzatifle nominatifin benzerliği, aynılığından başka genitifle datifte sona eklenenler diğer cinslerdekiyle aynı. Genitif için os ekleniyor, datif için i ekleniyor tekillerde. Bakın burada da öyle. Araya t gelmiş. Sanki bir kaynaştırma harfi gibi düşünebilirsiniz. Bakın çoğulların son ekleri de aynı şekilde. Tabii nominatif ve akuzatif çoğullar nötrde A ile bitiyor. Öyle bir komikliğimiz var. Ve gene işte omega ni, C ve gene A ile devam ediyor. Bu Enkridion'u da bu şekilde yaptık. Başka bir şey eklenmedi Enkridion'a. Zaten sadece bu yeni üçüncü grupla başlamıştık. Evet, şimdi 19'da devam edelim. Vallahi bakalım ne kadar sürecek bugünkü ders. Bir kısa sürme ihtimalimiz de var. Evet, Ali, Ayşe, Berk sırasıyla gideceğiz. Ali burada mı? Günaydın. Günaydın hocam. Merhaba. Buyur bakalım Ali. Biri mi okuyoruz hocam? Bir. Sadece bir şimdilik. Hoymatetay ile başlayan değil mi? Yukarıdaki evet, değil evet. mi? Evet. Tabii. Hoymatetay. Hoymatetay. Apoton, oikon, eisten, biblioteken, erhontay. Burada anlamlarını veriyorum. Burada iki kelimeyi bilmiyorsunuz. Diğer kelimeleri hatırlayacaksınız. Erhontay ve Erhetay bizim yüklemlerimiz. Bu sayfada bu ikisi yüklem olarak geçiyor farklı farklı cümlelerde. İşte burada yukarıda. Çöz bakalım birinciyi o zaman. Öğrenciler eve gidiyor, kütüphaneye yok eve geliyor, kütüphaneye gidiyorlar mı hocam? Hayır, neden iki tane yüklem söylüyorsun? Bir yüklem var, Erhontay. Evdeki kütüphaneye... Apoton oikion ne demek? Apoton oikion. Apoton. Apo ne ilgeci? Hangi anlama geliyor apo? Dendan değil mi? Dendan mıydı? Evet. Ha. Uzaklaşma. Öğrenciler evlerden. Ha. Evlerden geliyorlar, kütüphaneye gidiyorlar. Yok Ali, bir tane yüklem kullanacaksın. Öğrenciler evlerden kütüphaneye gidiyorlar ya da geliyorlar. Tamam, artık. Tamam hocam.
Bilmiyoruz yani şeyini. O bağlam daha iyi söyler. Böyle İki yüklem yok yani burada. Önemli olan o. Tabii tabii. İki yüklem yok. Çünkü görüyorsun cümlede sadece Erhontay var. Ama Erhontay gelmek anlamına da gelebilir, gitmek anlamına da tamam. gelebilir. Yani o ayrı bir seçim. O şimdi ikisi de bizim için geçerli. Yani ikisi de şeydir. İkisinden birini kullanmak yetiyor burada. Öğrenciler evlerden kütüphaneye geliyorlar ya da gidiyorlar. Bilmiyoruz hangisi doğru. Tamam mı? Tamam hocam. Tamamdır. Ayşe, günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, iki. Kai ho kategetes apotes oikias erhetai. Evet. Öğretmen ya da profesör evden giderdi. Bu geçmiş zaman ama bunu... Geçmiş zaman değil. Yok, değil başında mi? Epsilon var diye geçmiş zaman zannetmeyin. Bakın ben verdim zaten anlamını burada. Geçmiş zaman değil, bunlar geniş şimdiki zaman. Ha evet, zaten sona da uymuyordu. Ben orada ya, işte yeni bir fiil çekimiyle karşılaşıyoruz bu derste arkadaşlar. Evet. Profesör evden. Profesör evden giderdi. Gider. Evet. Gider ya da gelir. Gidiyor. Evet. Evet, gider diyelim. Olsun. Dediğiniz de doğrudur yani. Evet, Berk. 3. Günaydın hocam. Günaydın. Erhontai hoi neaniai eisto gymnasion. Evet. Hocam bu gymnasion eğitim yeri miydi? Yoksa spor salonu gibi bir şey mi? Evet, spor kompleksi diyelim. Ya da gymnasion diyelim. Çünkü o da aslında teknik terim değil mi? Eski kağıt tarihi okuyan arkadaşlar bilecekler. Gümnasyon diye aslında bırakmakta fayda var. Çünkü bu da özel bir yapı. Bugünümüzdeki yapıların hiçbiri tam karşılamıyor onu. Tamam hocam, o zaman olduğu gibi bırakalım. Hı-hı. Gençler gümnasyona geliyorlar ya da gidiyorlar. Tamam, çok doğru. Evet, teşekkür. Caner, günaydın. Günaydın hocam. 4 sizin. Erhontai, hoipolitai, eisten bulen. Vatandaşlar meclis mi demiştik hocam? Olabilir. Diyelim. Bule de diyebiliriz yine. Evet. Vatandaşlar meclise gidiyorlar. Tamam. Olur. Evet Caner. Teşekkür. Ece, günaydın. Günaydın. Erhetai ho hagios antropos eisten Alexandreian. Uppsala'dan İskenderiye'ye geliyor. Evet, doğru. Ya da gidiyor. Evet. Aha. Doğru Ece. Ege'deyiz. Günaydın. Günaydın hocam. Erhetai hopoetes apotes sümürnes eisten Antiochia'm. Şair Sümürne'den Antiochia'ya gidiyor. Evet, çok güzel. Evet. Emine, günaydın. 7. Burada yeni günaydın bir fiilimiz var arkadaşlar. Bu sayfadaki fiilimiz erhontay ya da erhetay değil. Dehontay ve dehetay ve anlamı bu. Almak, edinmek anlamına geliyor. Şimdiki zaman, geniş şimdiki zaman olarak alacağız bu fiilin çekimini. Buyurun. Hoimtetay tabiblia apoton didaskalon dehontay. Öğrenciler kitapları öğretmenden alırlar. Apoton didaskalon. Tekil mi, çoğul mu? Öğretmenlerden. Evet. Öğrenciler kitapları öğretmenlerden alırlar, edinirler, kabul ederler, alırlar anlamında. Teşekkür Emine. Ersan'dayız. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, 8. Ho poetes to argurion apotu despotu dehetai. Ozan despotun efendinin parasını alıyor. Efendiden diyelim. Apotu. Efendiden. Aha. Apotu despotu efendiden para alıyor. Evet, evet. Teşekkür Ersan. Gülşah'tayız. 9. Günaydın. Günaydın hocam. De hontai oi angeloi dora apoton filon. Haberciler arkadaşlardan hediyeler alıyorlar. Tamam, güzel, doğru. Hüseyin, günaydın. Günaydın hocam. 11 miydi? 10. Peki. Ho episkopos epistolen apotes augustas
dehetai, episkopos, psikopos daha doğrusu, mektubu imparatordan alır. Ha, ama tes bu, imparator olamaz. Bu bir hanım değil mi? Apotes. İmparator işeden, evet. Evet, evet. Augusta'dan alıyor, İmparatoriçe'den alıyor. Bir de aklımızda olsun arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Augusta unvanı illaki İmparatoriçe değil, İmparatoriçe'nin akrabaları da olur. İmparatorun kadın akrabalarına da Augusta unvanı verilebiliyor. İmparatorluk ailesinden olanlar. Ama tabii ki İmparatoriçe diye de düşünmemizde şey yok, hata yok. Teşekkür Hüseyin. Ilgın, günaydın. Burada mısın? Merhaba, 11. U de hontai hoy oy duloy dora apotu despotu. Köleler efendiden hediye almazlar. Evet, güzel. Hediyeler çoğul. Güzel, Ilgın. Mehmet, günaydın. Günaydın hocam. 12. U de hetai o evbolos evbulos to oema. O perites sofias. Evbolos ilgelik hakkındaki şiiri edinmez. Evet, doğru, doğru. Teşekkür. Nur'dayız. Günaydın. Günaydın. Oy stratiotai tus torakas kaitas aspidas. Gene zırhlar ve kalkanlar alır. Evet. Ya, pardon, bunun için ne dediniz? Oy stratiotai için ses gitti orada. Generaller dedim hocam. Yok, askerler. Askerler. Oy statiotai, evet. Geri kalanı doğruydu. Hı-hı. Teşekkür Nur. Faruk burada mı? Günaydın. Merhaba hocam. Merhaba. Buyurun, 14. 14. Dehetai to paidion to onoma Theokriton. Çocuk Theokriton ismini alır. Evet, evet. Theokritos ismini alır. Theokritos, pardon. Evet, teşekkür. Şimdi yeni bir fiilimiz var. Buletai, bulontai fiili. Bu sayfadaki bütün yüklemlerimiz bunun çekimlerinde. Buletai ve bulontai. Aynı ethelo gibi bir fiil bu. Ethelo fiilinin eş anlamlısı diyebiliriz. İstemek ve bir şey yapmayı istiyorsa şahıs mastar kullanıyor. Buletai, grapsai, görüyorsunuz. Bulontai, ehein. Değil mi? Öyküdeyiz. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, 15. Buletai ho poietes perites patridos grapsai. Şair vatan hakkında yazmak ister. Tamam, çok güzel. Özge, günaydın. Günaydın. Buyurun, sesim birazcık kötü, kusura bakmayın. Size geçmiş olsun. Siz kusura bakmayın. Size soru soruyoruz. Estağfurullah. U buletai Taipaidia ten geografian manantei mantanein pardon. Hocam mantaneyi unuttum. Öğrenmek. Yani, tamam. Çocuklar coğrafya öğrenmek istemiyor mu? Tamam. Acaba? Evet, evet. Ubuletai. İstemez. İstemezler. İstemez. Bu fiilimiz, yüklemimiz tekil ama tapaidia çoğul. Biliyorsunuz nötr çoğulların yüklemi tekil oluyor. O yüzden Türkçe'de ister şey diyebilirsiniz, istemiyor ya da istemiyorlar. İkisinde demek meşru şeydir, caizdir. Teşekkür. Tamam. Ama Özge, sesiniz çok kötü. İsterseniz dinlemede kalın siz. Ben yani rahatsızlık vereceğim ve şey zamandan çalacağım. Yoksa benim için çok sorun değil ama. Hay Allah. Tamam. Tamam, bir sonraki turda bakalım gene. Tamam. Geçmiş olsun. Şener, günaydın. Evet. Günaydın. Blontai haymatetriyai tabiblia ehein. Kız öğrenciler kitaplara sahip olmak isterler. Çok güzel. Evet Şener. Uğur, günaydın. 18. Günaydın hocam. Buletai ho kategetes ten retoriken didasken profesör ya da öğretmen retoriği öğretmek ister. Tamam, çok güzel olur. Zeynep, günaydın. 19. Günaydın hocam. Buletai ho obulos periten gramatiken grapsai. Gramatikon. Gramatikon.
Ebulos gramer hakkında yazmak ister. Evet, evet, gramatikon. Hı-hı. Bu gramer kelimesi, dil bilgisi, şey, grammayı öğrenmiş de, grammayı değil de grammanın çoğulunu kullandık, evraklar diye, değil mi? Evrak diye. Grammatika, grammata, işte o grammadan türetilmiş bir sıfat, yazıya dair şeyler deyince gramer böyle oluyor, gramatika. Teşekkür Zeynep. Ali'ye döndük tekrar. 20. Ubulete. Ubuletai. Ubuletai. Bu Nikarkos. Tuz stratiotas parate gefura tattein. Nikarhos askerlere köprünün yanına yerleşmesini istedi. Askerlerin köprünün yanına yerleşmesini istedi. Yok. İstemiyor. Askerleri o yerleştirmek istemiyor. İstemiyor. Askerleri o yerleştirmek istemiyor. Eğer askerler oraya yerleşsin derseniz emir oluyor. Burada emir yok. Nika, yani askerlerin hakikaten yerleşip yerleşmediği de belli değil zaten. Nikarkos istemiyor böyle bir şey yapmayı. Belki de daha hani günler öncesinden yapılan bir plana itiraz ediyor falan. Tamam mı? Tamam. Nikarkos askerleri köprünün yanına yerleştirmek istemez. İstemiyor. Tamam. Ya da istemiyor. Evet. Ayşe 21. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, buyurun. Tamam. Bulontai, hoi, lakedaimonioi, ton, polemon, pavsai, Spartalılar savaşı durdurmak ister. İster, evet, doğru. Şimdi yeni sayfada hepontai fiilimiz var. Hepontai ve hepetai, takip etmek demek. Yalnız dikkat edelim, bu buleta da yoktu ama mesela dekomai, dehontai, dehetai derken bakın direkt akuzatif görüyorduk. Yani bu yüklemden etkilenen, ilk etkilenen ögeyi akuzatifte gösteriyordu. Burada bir enteresanlık var. Epontai, hepontai, hepetai datifle gösteriyorlar. Biz Türkçe'de belki iyi hali diyeceğiz bunu, iyi haliyle çevireceğiz. Fakat Yunanca'daki datif, burada gerçek datif değil arkadaşlar. Hepontai yüzünden datif olmuş bir nesne. Görelim bakalım. Berk'teyiz, 22. Berk mi yoksa Caner mi? Ben de hocam, evet. Buyurun, evet. Hoi stratiotai to stratego eiston polemon hepontai. Askerler komutanı savaşa kadar takip eder mi hocam? Evet, evet, evet. Komutanı takip etmek işte. To stratego hepontai. Komutanı takip ediyorlar. Savaşa takip ediyorlar. Savaşa kadar demek daha doğru olur Türkçe'de. Askerler savaş için komutanı takip ediyorlar mesela. Evet. Caner'deyiz, 23. Topaidion todulo eistan agoran epetai, çocuk pazara doğru köleyi takip ediyor. Evet, evet. Köleyi takip ediyor. Biz Türkçe'de iyi hali diyoruz gene. Sanki akuzatifmiş gibi bu. Ama o bizim Türkçemizin sentaksından karşı sentaksi yüzünden oluşan bir durum. Yunanca'da hepomai fiili bu iki çekiminde iki şahısında fark etmez hangi şahısta olursa olsun nesnesini, kimin takip edildiğini datifle söylüyor arkadaşlar. Teşekkür Caner. Ege'deyiz, 24. Hoyantropoi. Hoyantropoi to episkopo eistan eklesian hepontai. İnsanlar piskoposu kiliseye takip ediyorlar. Evet, evet, çok güzel. Ege 25. Hepetai tois polemioi seisten mezopotamian. Düşmanları Mezopotamya'ya doğru takip ediyor. Evet, çok güzel. Evet, takip ediyor. Bir kişi o. Hı-hı. Teşekkür. Ege, Emine buyurun. 26. Hepontai to evdokso eisten knidon. Evdoksosu knidosa doğru takip ediyorlar. Evet, çok güzel. Ersan 27. O adelfos to angelo hepetai alla menei ente agora. Kardeş haberciyi takip etmiyor ama agorada kalıyor. Evet, evet. İşte demin gördüğümüz bu olumsuzluk. Biliyorsunuz iki tane daha versiyonu var. Bunun sonunda hi olmasının nedeni bu kelimeden sonra gelen hepetai kelimesinin başında sert nefes işareti olması. Sert nefesten dolayı oluyor bu.
normalde sadece bir ünlü olsaydı uk olurdu. Ama işte o kapa sert nefes işaretini görünce hi harfine dönüyor arkadaşlar. Teşekkür. Gülşah 28. Hoy mona hoy. Hoy mona hoy. Hepon taito arhiman mandrite estus agrus. Ay arhimandrite'yi de söylemek gerekirdi ama biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Bilmiyorum. Arhimandrit baş keşiş. Manastırın başıdır arkadaşım. Baş keşiş. Monahoy keşişler, değil mi? Buyurun. Keşişler. Baş keşişi. Baş keşişi. Agrus'a kadar takip ediyor. Agrus tarlalar. Başlıyor. Tarlalar. Evet. Tarlalara kadar takip ediyor. Evet, Archimandrites. Mandıra, biz böyle mandıra yoğurdu falan diyoruz ya arkadaşlar. Mandıra aynı zamanda şeydir, manastır demek. Şey hem ağıl hem manastır, Süryanice'de de öyle. Manastır kelimesi ağıl kelimesiyle falan aynı kelime. Dairo mesela, daire falan. Archimandrites manastır başı. Arki. Evet, teşekkür Gülşah. Hüseyin'deyiz 29. Topolite. Topolite epontai hoi neneai ente agora. Gençler polite halkı. Değil mi? Yurttaşı. Vatandaşı. Ha, yurttaşı, evet. Gençler yurttaşı Agora'da takip eder. Evet, evet. Bu kadar. Teşekkür. Şimdi yeni bir fiilimiz var. Zaten bildiğimiz bir fiilin çekimi bu. Bu konuda konuşacağız bugün. Pavo, pavete, pavetay, pavontay diye çekildiği zaman kendi kendini durdurmak oluyor. Biz savaş durdurmak derken kullanıyorduk. Oiloke daimonioi pavus sinton polemon. Savaşı durduruyorlar Spartalılar diyorduk. Pavo, ne diyoruz ona? Geçişli bir fiil oluyor o zaman. Nesne alıyor. Fakat pavo may fiili ve bu çekimlerinde, bu şahıs çekimlerinde pavetay, pavontay diye burada gördüğümüz çekimlerinde kendi kendini durdurmak demek. Kendini durdurmak. Dolayısıyla durmak. Ama durmak şöyle, ayakta beklemek anlamında değil. Yani hareket eden bir şeyin durması, duraklaması, hatta sona ermesi. Bir süreçten de bahsedebiliriz. Savaşın bitmesi derken de pavetay ho polemos dersek savaş sona erir anlamı geliyor. Savaş sonlanıyordu. O şekilde. Ilgındayız. 30. Pavetay to stratema ento pedio. Ordu yürüyüşünü durduruyor mu? Olabilir. Durdu da desek yeter. İnternetiniz mi gitti? Burada mısınız? Buradayım, buradayım. Heh, tamam. Cümleyi bir daha alabilir miyiz Türkçesini? Ordu yürüyüşünü durduruyor. Tamam, ama yürüyüşünü dememize gerek yok. Artı entopediyoyu ne yapacağız? Bunu söylemiyorsunuz. Yürüyüşte? Yürüyüş değil mi? Canım. Ova demek. Ova. Ovada. Ovada. Evet. Ordu ovada durur. Tamam, anladım şimdi. Oldu. Entopedio ovada. Ordu ovada durur. Duraklar durur. Ya da dediğiniz gibi yürüyüşünü durdurur ama yani o biraz şey süslü bir çeviri oluyor. Ona gerek yok şimdi bu aşamada. Teşekkür Ilgın. Mehmet'teyiz 31. Ho antropos. Ho antropos ente odo. Odo poetai kai menei ekei. İnsan yolda durur ve orada kalır. Heh, işte şimdi oldu. Evet. Nur'dayız. Buyurun. Tazoa u poetai ente agora. Hayvanlar pazarda duraklamadı. Duraklamazlar. Evet, duraklamazlar. Şimdiki zaman ya da geniş zaman. Geçmiş zaman değil. Evet, teşekkür. Hayvanlar pazarda duraklamıyorlar, durmuyorlar. Yürümeye devam ediyorlar yani. Tazoa. Evet, Faruk 33. Oynayaniyay. Oynayaniyay proto gymnasio pavontai. Gençler gymnasio'nun önünde duraklıyorlar ya da durduruluyorlar. Evet, duruyorlar. Duruyorlar. Ya da işte şey anlamında hani yürüyorlardı caddede, gymnasio'nun önüne gelince durdular. Yani şey hareketlerini sona erdirdiler anlamında durmak. Evet, teşekkür. Öykü 34.
O polemos meta hex emeras pautai. Yurttaş. Hayır, polemos savaş demek. Ay pardon, savaş. Emeras neydi hocam? Gün. Evet. 6 günden sonra durur. Evet, evet. Savaş 6 gün sonra durur ya da işte biter, sona erer. Savaş 6 gün sonra durur ya da sona erer. Doğru Öykü. Özge deneyelim mi? Deneyelim 35. Hocam. Buyurun 35. Tapaydiya. Panetai parato didaskalo. Hocam buradaki para yanında olarak mı yoksa evet. Hani evinde olarak da bunu o da yazmış. Olabilir. O da olabilir. Hani, o da olabilir. Çocuklar öğretmenin evinde durdular ya da evet. Öğretmenin yanında durdular. Evet, duruyorlar. Evet, geçmiş zaman, şimdiki zaman. Tamam Özge. Şenel 36. Heorte. Heorte metaten tüsyan maneta. Mavetay. Ma değil, Şenel. Ma değil. Mavetay hocam. Çok evet, mal. Evet. Buyurun. Daldım. Tüsyan. Estağfurullah. Tam şey miydi? Neydi? Tüsyan kurbandan sonra... Kurban. Metaten tüsiyan kurbandan sonra olur. Evet. Tamam. Herote şenlik kurbandan sonra durdu. Evet, durur. Durur. Evet, evet. Ya da bayram. Yoğurtlu bayram kurban kesiminden sonra durur. Metaten tüsiyan. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Uğur 37. Hay. Heortay metatas tüsiyan. Tüsiyaz, Pavontay, bayramlar kurban kesimlerinden sonra dururlar. Tamam, çok güzel. 36 tekil, 37 hepsi çoğulu onun. Evet. Bir sayfa daha varmış sonra mı? Evet, bu son kısım. Zeynep'teyiz o zaman. 38 Zeynep. Hoi polemioi. Hoi polemioi, filoi, gignontai. Evet. Bu... Olmak demek bu. Düşmanlar müttefik oldular. Olurlar. Evet, dost olurlar. Hoi polemioi filoi gignontai. Düşmanlar dost olurlar ya da oluyorlar. Tamam mı? Gignontai Yunanca'da olmak fiili. Genesis kelimesinin de kökü buradan geliyor. Gignontai'ın aorist kökünden türetilmiş. Genesis, oluşum, ortaya çıkış. Ve bir şeye dönüşmek. İkisi beraber kullanılıyor. Geç dönem Yunancasında, geçten kastım yani eski çağ kadar erken olmayan bir dönemde, şeyden itibaren sayabiliriz, Koine'den itibaren, ki o da eski çağa giriyor aslında tabii ki. Koine döneminden itibaren, yani mesela diyelim Büyük İskenderiye'nin olduğu, işte Büyük İskender'den sonraki dönem, Büyük İskender'in başlattığı Helenistik dönemde oluşan Yunanca lehçesi biliyorsunuz Koine. Koine döneminde bunu tamamen to be fiili olarak kullanıyorlar. Dırdır için kullanıyorlar. SD, AC gibi kullandık ya biraz köşeli parantez içinde yapıyorduk. Daha çekimini öğretmediğimiz bir fiil. O fiillerine de geçiyor bu. O zaman bunu mesela milattan sonra 1. yüzyıldaki birisi pekala düşmanlar dostturlar diye de o çevirebilir. Ama daha önceki dönemin çevirisi olmak, bir şey haline gelmek oluyor bu. Düşmanlar dost haline geldiler oluyor. Teşekkür Zeynep. Ali'deyiz 39. Oy ne yani? Antropoi gigantai. Delikanlılar adam oldular mı hocam? Oluyorlar. Evet. Oluyorlar. Evet. Burada tabii şimdi gerçek adam kelimesini öğretmedim henüz. O da üçüncü grup isimlerden biri. Erkek, kadın kelimeleri. Burada aslında tabii kastedilen şey delikanlıların erkek olması, adam olması. Fakat biz bunu antropoi dedik, insan anlamına da geliyor antropoi. Yani delikanlılar insan oluyorlar gibi bir şey de komik olurdu ama Ali daha doğru dedi, bir seçimde bulundu. Adam dedi, o daha doğru tabii ki antropoi için burada. Ayşe 40, Hopolos. Hopolos, gignetai, despotes, polos, efendi olur. Evet, polos efendi olur. Despot olur. 41 Berk. Hemürine kategeteira gignetai. Mürine öğretmen ya da profesör olur.
Tamam, çok güzel. Caner 42. Hoyneaniyai. Hoyneaniyai stratiotai gignontai. Gençler asker olurlar. Evet, evet, doğru. Biz Türkçe'de tabii gençler dedikten sonra asker olurlar deyip tekil söyleyebiliriz ama Yunanca'da bakın uyum var. Hopolos despotes, tekil tekil, eril eril. Myrine, kategeteira, tekil tekil ve dişil dişil. Neaniyai statiotai, ikisi de eril, ikisi de çoğul. Fiil de çoğul, tamam. Teşekkür Caner. Ece'deyiz 43, hoistorikos. Hoistorikos filozofos gegnotai, tarihçi filozof olur. Tamam, güzel. Ege 44, hoikakoi. Hoikakoi gignontai kaloi, kötüler, iyiler olmazlar. Evet, iyi olmazlar demek. Yetiyor, evet. Ya da iyi kimseler olmazlar falan belki, hani daha böyle şey, sıfat değil de şahıs diye düşünürsek. Güzel, Emine 45. Ho Ice Cross, özür dilerim. Ho Ice Cross, u gignetai agatos, çirkin, iyi olmaz, kötü iyi olmaz. Evet, 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 Ice Cross, çirkin. İşte bu arkadaşlar Yunanca'nın önemli bir konusu, İngilizce'de middle voice diye geçen, media vox, Latincesi, activa vox. Vox passiva, vox activa diye Türkçeden bildiğimiz etken ve edilgen çatılar var. Ayrıca ikisine de girmeyen fakat çekimi aynı olan, pek çok durumda aynı çekime gelen orta çatı diye bir şey var. Bu da bütün şahıslarda, bütün zamanlarda, bütün kiplerde geçerli olan bir şey. Orta çatıda fiiller farklı farklı emir kipi yapabilirler, direkt şart kipleri yapabilirler. Etkende ne görüyorsak şimdiye kadar gördüğümüz fiil çekimlerinin hepsinin yeni bir versiyonunu öğrenebiliriz. Fakat bunların bazen anlamları farklı oluyor. Görünüşleri aynı oluyor. Şimdi o karşılaştırmaya gireceğiz. Şimdilik bu ders için, bugünlük bu derste birinci tekil etay, şimdiye kadar yaptık ya 6 sayfa boyunca. Hopolos için gignetay görüyorsunuz. Ama çoğullar için gignontay. Yani fiilin sonunda etay ve ontay diye şahıs son eklerini kullanan ve estay diye de mastar çekimi vardır. Bakın bir mastar son ekimiz daha oldu. Biz ein ve ay kullanmıştık. Yani devamlı tekrarlı mastar için ein, mesela paidevein, pempein kullanmıştık. Bir de anlık basit mastar için pempsai, değil mi? Paidevsai diye bir son ekini kullanmıştık, master'ı görmüştük. Şimdi estay diye bir master son ekimiz var. Bu da işte bu fiilin orta çatıda çekildiğini söyleyecek bize. Media vox'ta çekildiğini söyleyecek. Bu maalesef yani birçok hoca da birçok uzman da söyler. Bu Latince'de kullanılan media vox'u middle voice diye bir kere çevirmişler şeye, İngilizce'ye. Fakat çok bulandırmış ortalığı. Bunun tam olarak nasıl çevrileceğini, tek bir terim olarak nasıl çevrilmesi gerektiğini keşfedemeyiz. Artık bunu middle voice diye söylüyoruz, orta çatı diye. Fakat bunun ortayla, aradayla falan ilgisi yok. Etkenle, edilgenle ilgisi yok bunun arkadaşlar. Yunanca burada söylediğim gibi bu yüklemin içinde özne nesne ilişki ağında bir yenilik, bir farklılık çıktığını ortaya koyuyor bize. Etken tamam, çocuk yemek yedi diyoruz, etken çatıda. Kitap okundu diyoruz, edilgen çatıda. Fakat media vox'un Türkçe'ye bir tane formülü yok arkadaşlar. Fiilden fiile, bağlamdan bağlama geçiyor. Bazen oldurgan olabilir. Mesela çocuk balonu uçurdu diyoruz. Hani balon tek başına uçar. Ama çocuk balonu uçurdu. Ya da işte çocuk balonu kaçırdı, elinden kaçırdı. Ya da ettirgen diyoruz. Adam çocuğu eğitti, adam çocuğu eğittirdi. Kendisi eğitmedi, başkasına çocuğu eğittirdi mesela. Böyle farklı farklı formüller denememiz gerekiyor. Çoğu zaman sözlükler söylüyorlar zaten hangisinin olduğunu. Bir de bu dersimizde daha güzel bir şeyle karşılaşacağız. Arkadaşlar... Bazı fiillerin orta çatısı çok farklı anlama gelebiliyor. O zaman kurtuluyoruz zaten. 10 saat düşünmüyoruz. Ben bunu Türkçe'de ettirgen mi çekeceğim? Yoksa işte kendisi için yaptırdı falan mı diyeceğiz?
öyle sıkıntılara girmeyeceğiz. O konuda da şeylerimiz var, alıştırmalarımız var. Şimdi buraya kadar gelen fiillerin, şurada bakın bu kutulardaki fiiller, erhontay, erhetay fiili, tamam mı? Dehontay, dehetay. Bunların hepsi bizim etken çatıda gördüğümüz fiillerde olduğu gibi son gövdelerinin sonuna, yani etayla ontayı düşürdüğünüz zaman bul gövdesine ulaşıyorsunuz. Bul'un sonuna, dehin sonuna sigma getirerek gelecek zaman yapıyorlar. Onu görelim şimdi. Gelecek zaman çekimlerini görelim. Ve bir iki tane fiilde farklılık göreceğiz. Bakın ben burada tüyo veriyorum size. Her cümlede fiilin geniş şimdiki zaman ve gelecek zaman çekimlerinin ikisini de bulacağız arkadaşlar. Bu cümlelerde tek fiil yok, iki fiil var. Fiillerden biri şimdiki zaman, diğeri de aynı fiilin gelecek zamanı. Bazı fiiller farklı gövde kullanıyor olabilir. A birinci cümlede görüyoruz. İlk iki cümlede görüyoruz. Şimdi sırada Ege var zannediyorum, değil mi? Yoksa? Ben varım hocam, Ersan. Ersan var. Doğru. Emine'yi yaptık en son. Buyurun Ersan. Hok kategetes temeron eisten biblioteken uk erhetay alla avrion elevsetay. Şimdi bağlam biraz görünüyor. Bu fiilleri bilmesek bile, erhetay fiilinin ne olduğunu bilmesek, elevsetayı bilmesek, diyoruz ki profesör bugün yarın kütüphaneye, burada da ama yarın diyor, değil mi? Evet. Ve ben size demiştim, fiilin gövdesi içinde şahıs ekinden önce sigma görürsek gelecek zaman oluyor diye. Bakın burada bir sigma var. O zaman biz bunu şu an yabancı görünse bile bu bize, mantık yürüterek ve bugüne kadar öğrendiğimiz dil bilgisi kurallarının karşılaştırmasını yaparak bunun gelecek zaman olma ihtimalinin çok arttığını kabul etmemiz gerekir herhalde. İşte demin bu tüyoya bakarsanız demek ki bu erhetay'ın gelecek zamanıymış. O zaman nasıl çeviririz bunu Ersan? Öğretmen bugün kütüphaneye gelmiyor ama yarın gelecek. Bravo, böyle arkadaşlar. Ulk erhetay gelmiyor ama yarın gelecek. Bu arada komik bir şey söyleyeyim. Yani folk etimoloji, yanlış etimoloji olabilir ama erhetay'ın erketeyle ilgisi olduğunu söyleyip durur bir takım insanlar. Bakmak lazım gene de. Hani erketeye yattı falan. Hani erketay geliyorlar falan demek için bir adamı bekliyor gibi bir durum. Neyse, sulandırmayayım ben dersi şimdi. Gülşah'tayız. İki. Buyurun. Hoy neaniyay eisto gymnasion temeron erhontay avrion uk elevontay. Gençler sesi var. Elev sonta. Elev Elev sontay. Evet. Gençler gümnasyona bugün gelmiyorlar ama pardon, bu yüzden yarın gelecekler ya da gidecekler. Yok, bugün geliyorlar, yarın gelmeyecekler. Ay pardon. Karıştırdım. Doğru. Tekrar söyleyeyim. Gençler gümnasyona bugün geliyorlar. Yarın gelmeyecekler. Tamam. Evet. Yarın gelmeyecekler. Aha, tamam. Hı-hı. Doğru. Hüseyin buyur. Hoy didaskaloy. Argyrion. Temeron. Dehontai. Kaiho matetai. Ta biblia. Apoton didaskalon. Aurion. Dexontai. Okey dediniz. Pardon. Daha değil. Emine'ye dedim. Kusura bakma. Yok, çıkınca hocam, kutucuk çıkınca göremedim de. Pardon. Öğretmenler bugün para almazlar ve öğrenci, yani alırlar. Alırlar doğru. Ve öğrenciler öğretmenden yarın kitaplar alacaklar. Tamam. Öğretmenler parayı bugün alırlar ve öğrenciler kitapları öğretmenlerden yarın alacaklar. İşte dehontay, işte dexontay. Demek ki hi'nin yanına sigma eklendiği zaman hi ile sigma birleşip ksi yapıyor. Tamam? Dehontay almaktı, almak fiili. Birinci tekilini söylemiyorum. Normalde sözlükte birinci tekiliyle görünür bunlar. Ben şahsındaki çekimleriyle görünürler. Evet, dehomai diye görünecekler. Şimdilik biz
üçüncü tekil yapalım. Çünkü zaten okuyacağımız, eğer böyle trajedi falan okumuyorsanız, hani tiyatro oyunlarını falan okumuyorsanız, düz yazı okuyacaksanız biliyorsunuz hep üçüncü şahısların başından geçenler anlatılır. O yüzden böyle bir üçüncü şahıslarla başlayalım dedim bu fiil çekimine. Teşekkür Hüseyin. Ilgındayız. 4. Honeani yaz. Honeani yaz. Den historian ton mahon apotu historiku temeron dehetai kai aurionta poemata tu kalimahu deksetai. Genç adam, genç, tarihi, savaşın tarihini. Evet, savaşların, ton mahon. Evet. Historiku, bu tarih eseri mi? Tarihçiden. Tarihçiden bugün alacak, öğrenecek. Alıyor. Dehetay, şimdiki zaman. Ve yarın şair Kalimahos'tan şair alacak. Değil bu. Dikkat bakın, nötr bir şey bu. Bir insan olamaz. Ha, şiir. Şiirler, ta poemata. Tamam, şiirler. A'dan da çoğul olduğunu yakalamanız lazım. Yarın Kalimahos'tan şiirler alacak. Evet, ya da Kalimahos'un şiirlerini alacak. Tamam. Evet, Ilgın. Siz de sağ olun. Mehmet 5, Dehontay. Dehontay hoy stratiotay tus torakas temeron kai dexontay tas aspidas avrion. Askerler zırhları bugün, kalkanları ise yarın alacak, alıyorlar. Evet, zırhları bugün alıyorlar, kalkanları yarın alacak. Evet. Ayrı ayrı fiillerimiz var. Dediğiniz gibi de olabilir de dehontay olmasaydı sizin dediğiniz gibi de olabilirdi. Evet, Nur 6. Hoi stratiotai tos stratego eiston polemon epontai. Epsontai to stratego epitus Athenaeus. Erler generali savaşa kadar takip etti. Eder. Çekerler. Ama general Atinalılara karşı general değil. Burada general datif. Kuracağımız cümlede özne olamaz. Eylemi general yapamaz. Hepsontay hangi şahısta çekilmiş? Buradaki gibi. Ontay. Demek ki hoi stratiotai devam ediyor bu cümlede. Onlar. Ama generali Atinalılara karşı takip etmeyecekler. Evet, takip etmeyecekler. Bakın psi. Hep ontay şimdiki zaman. Ontaydan önce sigma varsa gelecek zaman. Hep sontay. Oldu mu? Ala uh hep sontay. Takip etmeyecekler. Tamam mı? Gelecek zamanımız böyle arkadaşlar. Bu da enteresan bir şeydir. Hep ontay deniyor ya, ya da hep sontay. Bu Latince'deki sequor fiiliyle tamamen cognate bir fiil, takip etmek fiili. Consequential falan denir ya İngilizce, hani birbirini takip eden şeyler diye. Sequence denir, hani it is in sequence, they are in sequence diye. Bir dizi halindeler diye, birbirlerini takip eder bir şekilde. Orada enteresan bir şey olmuş. Hint-Avrupa dilinde eskiden olan bir ses var. Bu bazı harflerde, bazı alfabelerde kullanılıyor. Yunanca'da da sampi ile falan kullanılıyordu. Sonra Latince'de S'ye dönüyor, bu bildiğimiz S'ye. Yunanca'da H'ye dönüyor. O yüzden bazı kelimeler, mesela hipermarket diyoruz, bir de süpermarket diyoruz, değil mi? İşte hiper Yunancası, süper Latincesi. O baştaki harf orijinali ne H ne de S. O başka bir harfti. Ama bu iki millette, millet destek de olur ya da neyse işte o dönem için laf olsun diye millet diyorum. Latince konuşanlar arasında S'ye dönmüş. Yunanca'ya konuşanlar arasında sert nefes işaretine dönmüş. Şeyi de düşünebilirsiniz böyle, mesela septem, Latince'de değil mi? Seven, İngilizce'de 7, septem. Yunanca'da nasıl? Hepta. İşte onun da başında sert nefes işareti var. O başka bir ses aslında. Latince'de S olarak kalmış, S'ye dönüşmüş. Yunanca'da H'ye dönüşmüş. Böyle bazen bu
bir Yunanca bir kelimenin başında sert nefes işareti gördüğünüz zaman Latince cognate'inin, kuzen kelimesinin çok böyle uzaklarda çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. Teşekkür Nur. Faruk'tayız. 7. O antropos. Mikrofon. Geldim hocam da kutunun gitmesini bekliyorum. Ne kutusu? Şey, yazı geldi de chatten. Hay Allah. Onu kenara siz çekin şimdi de bir daha girmesin. Ho antropos ente hodo pauetai kai u pausetai ente agora. Adam yolda duruyor ve agorada durmuyor. Tabii. Adam yolda durur, agorada durmayacak. Pardon. Durmayacak, pardon. Evet. Evet, gelecek zaman. Gelecek zaman. Evet. Bu aslında minibüsçüye de dolmuş için söylense daha iyi olur. Agorada şeyde durmuyor işte. Tamam, teşekkür Faruk. Öyküdeyiz 8. Hepon taito. Hepon taito, eudokso, hoimatetai, eisten knidon, alla uh, epsontai, eisto byzantio. Byzantion. Öğrenciler eudoksosu knidosa doğru takip ediyorlar. Ama Byzantion'a doğru takip etmeyecekler. Çok güzel. Evet, Öykü. Özge, 9. Panetai to stratema ento pedio temelon kai avrion pavsetai para to potamo. Durdurmak değil, durmak bu. Pavetay durmak. Ha, evet. Durmaklama. Ordu. Bir saniye. Kusura bakmayın, pek tekrar yapamadım. Kelimeleri hatırlayamadım. Pedio ova. Temeron ova, bugün. Evet. Temeron bugün. Avrion yarın. Potamo nehir. Stratema ordu. Ordu. Ordu bugün ovada durdu. Durur. Durur ve yarın nehirde duracak. Evet, evet. Nehir yanında, nehir boyunda duracak. Para var, evet. Yanında. Nehrin yanında duracak. Evet, evet. Tamam. Teşekkür Özge. Şenel 10. Hoi polemioi. Hoi polemioi filoi gignontai ara hoi filoi polemioi genesontai. Genesontai. Evet. Düşmanlar dost olurlar. Ama dostlar düşman olur mu? Evet, ama ama da diyebiliriz isterseniz ama kelimesi yok. Dediğiniz gibi düşmanlar dost olurlar, dostlar düşman olacaklar mı? Gelecek zaman olacaklar mı? Gene sontay, bakın içinde sig olduğu için zaten demiştim ben başta her cümlede aynı fiilin geniş şimdiki zaman çekimi var, bir de gelecek zaman çekimi var. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi yakın, yani harf birliği olarak yakın. Bunda bir ikilik var. İki kere gamma kullanılmış. Gignontai şimdiki zamanda. Fakat gelecek zamanda genesontai haline dönüyor bu fiil. Genesontai, olacaklar haline gelecekler. Teşekkür Şenel. Uğur'dayız. 11. Munhopolos gignetai despotes hemurine kategeteira u genesetai. Şimdi Polos efendi oluyor. Mürine profesör olamayacak. Evet, olmayacak. Olmayacak. Evet, teşekkür Uğur. Zeynep'teyiz 12. Hopolemos. Hopolemos pauetai alle u pausetai he nosos. Evet. Hocam nosos kıtlık mıydı, hastalık mıydı? Hastalık. Hastalık. Evet. Savaşlar duruyor ancak hastalık durmayacak. Güzel. Savaş, tekil.
Popolemos pavetai. Evet. Durmak da diyebiliriz, bitmek de diyebiliriz. Tamam mı? Popolemos pavetai, savaş sona eriyor ama hastalık sona ermeyecek. Pavsetai henosos. Evet, teşekkür Zeynep. Ali'deyiz gene, 13. Tapaydia. Tapaydia didaskalo ux epaytai alla. Değil canım, Ali ux değil. Ux. Uh. Evet. Uh, epaytai alla epsetai to adelfo. Tamam. Çocuklar öğretmeni takip etmiyor fakat kardeşi takip edecekler. Çok güzel. Evet, evet. Uh arkadaşlar. Uh. Evet hocam. İyi değil. Ayşe'deyiz 14. Apoton Atenayon. Apoton Atenayon hoy persai u dehontai nün hürüson ala deksan deksontai argüron. Hayır, değil. Dehontai. Dehontai. Kısı değil mi hocam burada? Kısı değil. Çünkü bakın kısı böyle yazılır. Ali sen de gör. Evet, ben orayı okudum. Ama buradasınız, burada değil misiniz? Dehontai'yi geçmiş miydiniz? Çok orayı geçtim hocam. Hayır, çok affedersiniz. Evet. Dehontai nün kruson ala deksontai, evet. Ala deksontai argüron kai hippos kalus. Evet. Persler Atinalılardan. Şimdi Persler Atinalılardan altın alırlar. Almazlar. Almazlar. Almazlar ama yarın güzel atlar alacaklar. Yarın yok, gümüş var. Evet. Evet. Ay, çok özür dilerim. Olsun. Bunu Avrion olarak algıladım. Yok, evet. Ama evet. Gümüş ve güzel atlar alacaklar. Çok güzel. Evet, alacaklar. Hı. Şimdi altın almıyorlar ama gümüş ve güzel atlar alacaklar. Tamam. Artık genel bağlamı bilmiyoruz. Ayşe'den sonra Berk'teyiz. 15. Temeron gignontai hemurine kaye heberenike matetriyay alla genesetai heberenike kategeteira. Güzel. Mürine ve berenike bugün öğrenci olur. Hı hı. Ama Berenike öğretmen olacak. Evet, evet. Bugün öğrenci oluyorlar ama Berenike öğretmen olacak ya da profesör olacak. Evet, her okula başlayan çocuk için söylenen şeyler aile içinde, değil mi? Teşekkür Berk. Şimdi arkadaşlar, bu cümlelerde de şöyle bir uygulamamız var. Her sayfada bir fiilin, bakın burada eski dostumuz AG var ve onun burada öğrendiğimiz ontay ve etay diye çekimi, ayrıca estay diye de master çekimi var. Hiç panik yapmayacağız, en tepeye yazdım. Bakın her sayfanın en tepesinde fiilin sonundaki durumu göreceksiniz. Eğer bu üçünden biriyle karşılaşıyorsanız fiil çekiminde, bakın arhontai deyince bununla karşılaşıyoruz. Arhestai deyince bununla karşılaşıyoruz. Yanında şahsını ya da master olup olmadığını göreceğiz. Her sayfada böyle. Bu sayfada değil. Bu sayfada AG fiili var. Aynı şey bunun için de geçerli. AG bildiğimiz bir çekim. Bakın evdoksos mürineye önderlik ediyor. O evdoksosten mürinen AG. Mürineyi götürüyor diyorduk buna, değil mi? Mürineyi götürüyor, bir yere sevk ediyor, yönlendiriyor AG. O ev doksosten mürinen AG. Şimdi bu AGO fiili arkadaşlar, orta çatıda bakın bambaşka bir anlama geldi. AG, üçüncü tekil şahıs etken çatı. AGETAY, üçüncü tekil şahıs orta çatı. İkisi de şimdiki zaman. Ve AGETAY, sanki böyle hani Türkçe argoda olur ya işte, götürüyor, değil mi? Çok amiyane bir, fevkalade kaba bir tabirle hani adam kızı götürdü. Evlendiler yani. Tamam mı? Evleniyor. Agetay. Tamam mı? Evdoksos mürüneyle evleniyor anlamına geliyor o zaman. Agetay.
Ama özne erkekse, özne kadın biliyorsunuz eski çağdan bahsediyoruz. Öyle kadınlar gidip de erkeklerle evlenmiyor. Kadın erkekler gidip gelin alıyorlar. Tamam mı? Evdoksos işte Mürine'yi gelin olarak almış. Agetay o. Yani evlenmiş onunla. Bakın ne kadar enteresan oldu. Bu bildiğimiz bir çekim Agey. Etken çatı, şimdiye kadar hep öğrendiğimiz, bu derse kadar öğrendiğimiz çekimlerden biri. Şimdiki zamanda çekilmiş ve üçüncü tekil şahıs, Evdoksos'la şeyle uyumlu. Evdoksos Mürine'yi götürüyor, bir yere götürüyor ya da ona önderlik ediyor diyebiliriz. Fakat Agey değil de Agetay diye bir çekimle karşılaşınca, bu işte orta çatıdaki çekimi, üçüncü tekil şahsın. Gene şimdiki zamanda, dediğim gibi orta çatı, şeyde etken çatıda ne varsa orta çatıda da var arkadaşlar. Şahıslar, zamanlar, kipler, emir kipi, mastarlar her şey var. Dilek şart kipleri. Şimdilik sadece geniş şimdiki zamandayız. Bu iyiliğimi de unutmayın falan. O Evdoksos Temmürinen Agetay. Evdoksos Mürine ile evleniyor demek. Mürine'yi evine götürüyor. Şimdi tabii götürüyor falan demeyelim. Evlenmek bu tamamen. Yani sözlüklerde bakınız Güler Hoca'nın sözlüğüne. Ago fiiline bakacaksınız. Orada büyük ihtimal med diye bir kısaltmayla verilir bu orta çatılar. Vox media olduğu için aktif etken için açt biliyorsunuz. Edilgen için pas kullanılır. Passiva olarak. Bu orta çatıda media olarak geçer. Vox media diye. Orada bakın bakalım ago fiilinin içinde verilmiş mi bu şey. Şimdi üçüncüye bakalım. İsterseniz ben yapayım bunu. Dei gene eski bir arkadaşımız. Dei'den sonra bir infinitif aramamız gerekiyor. Bir mastar aramamız gerekiyor. Asıl o mastar bizim Türkçe'de kullanacağımız fiil oluyor arkadaşlar. Ve onu o fiili yapması gereken şahsı da akuzatifler arasında seçeceğiz. Şimdi burada ne görüyoruz? Deiton evdokson temmürinen eisten biblioteken agein. Agein işte buradaydı. Önderlik ediyor fiili. Aynısı agein. Bir mastar ein ile bitiyor. Devamlı tekrarlı tavırda mastar. Değil mi? Praesens infinitivus, infinitivum, infinitivus. Ve demek ki evdoksosun Mürine'yi kütüphaneye götürmesi lazım. Ya da Evdoksos Mürine'yi kütüphaneye götürmeli diye çevireceğiz üçü. Şimdi sırada Ece var. Değil mi? Caner yapmış mıydı? Yapmadım hocam. O zaman Caner'deyiz. Dördü Caner'den alalım, beşi Ece'den alacağız. Opolos ten bereniken agestai uk eteleyi Polos Berenike ile evlenmek istemiyor. İstemiyor, evet. Agestay. Burada işte yukarıda vermemişim ama bu şeyde şurada bundan sonraki sayfalarda göreceksiniz. Estay mastarıdır. Neden mastar çıktı orada? Çünkü eteley diye yüklemimiz var. Uk eteley istemiyor. Ne yapmak istemiyor? Agestay. Bunun estaydan dolayı orta çatı anlamına sahip bu artık bu fiil. Agein değil bu. Burada etken çatı anlamı vardı bu fiilin. Burada orta çatı anlamı var ve Caner'in hemen şıpbadanak söylediği gibi Polos Berenike ile evlenmek istemiyor. Polos Berenike'yi eşi olarak götürmek istemiyor. Yine illaki AG'ye benzer bir fiil çekimi yapmak istiyorsanız öyle bir şeyler de uydurabiliriz ama evlenmek diyelim kurtulalım. Evet teşekkür Caner. Ece'deyiz. 5. Ece buyur. Metaton Polemon oi Sumernaio etas Pergamenos Agontay. Savaştan sonra Sümürneliler Bergamalıları önderlik ederler. Yok. Bu Agontay orta çatı. Dolayısıyla onun anlamını Agetay'la aynı anlam olarak seçeceğiz. Orta çatı anlamı bu. Bu etken çatı anlamı. Agontay etken değil. Agontay orta çatı anlamı yani evlenmek diyeceğiz bu kelime için artık. Tamam mı? Tamam. Bir deneyin tamam. Bakalım. Sümürneliler ne yapacaklar savaştan sonra? Ne yapacaklar değil, ne yapıyorlar savaştan sonra? Bergamalılarla evleniyorlar. Evet, evet. Ve dikkat ederseniz tas pergamenas Ece hangi cins?
Eril mi, dişil mi? Nötr mü? Ya, evet. Bergamalı kadınlar yani bu. Tas pergamenas. Tas, bunu bize artikel garanti söyler bunun dişil olduğunu. Çünkü biliyorsunuz bunun üçüncü grup isim olma ihtimali de vardı. Üçüncü grup isimlerin akuzatif çoğulları hem erilde hem dişilde as arkadaşlar. Bakın, hem erilde as hem dişilde as. O zaman bir şeyin dişil mi, eril mi olduğunu artikel artık kesinlikle söyleyecek. Tas pergamenas demiş, dişil. Fakat bu zaten bu gruptan bir sıfat. Onun için çok büyük bir sorun değil. Ben o sıfatın ne olduğunu bildiğim için diyorum. Birinci grup sıfatlardan birisi bu. Tas pergamenas, pergamenos, pergamene, pergamenon sıfatının isimleşmiş hali. Agontay dediğim gibi. Şimdi biz burada bu sayfada biraz daha pişireceğiz bu işi arkadaşlar. Gördüğümüz fiillere dikkat edelim. Bakın arhei. Zannediyorum Ece'nin cümlesinden bir şey kalmadı. Son bir defa söyleyeyim, bu sayfayı kapatalım. İzmirli, Sümürneliler savaştan sonra Bergamalı kadınlarla evlenirler. Bu budur. Beşinci cümlenin şey çevirisi. Şimdi altıncı cümleyle beraber ipucumuz burada görünüyor sayfa tepesinde. Şöyle yapacağız. Buradaki bütün fiillerimiz aynı fiil, arh kökünden geliyor. Ya etkende çekilmiş, o zaman ha bu da yeni öğrendiğimiz bir fiil. Dün bahsettik ya, arho fiilimiz var. Yönetmek anlamına geliyor arkadaşlar. Burada hep yönetmek anlamında kullanıyoruz arho'yu. Hatta Ali sormuştu, arhon da buradan mı geliyor diye, değil mi? Hatırladınız herhalde. İşte bu etken çatıda arho fiili yönetmek demek. Ama orta çatıda başlatmak demek. Bir şeye başlatmak, bir şeyi başlatmak. Tamam mı? Demek ki arh gövdesinden sonra etay, ontay ya da estay görüyorsak o orta çatı anlamını kullanmamızı gerektiriyor. Bildiğimiz diğer bütün şahıs eklerini ya da master eklerini görüyorsak o zaman etken çatıda yönetmek anlamında. Bakın bir fiilin birden farklı anlama götürüyor o zaman çatı mefhumu. Bu sadece böyle Türkçedeki gibi yok ettirgen, oldurgan, yok işteşlik bilmem ne gibi bir şey değil burada artık orta çatı. Birçok fiil Yunanca'da etkende farklı anlama geliyorlar, orta çatıda farklı anlama geliyorlar. Onun egzersizini yapıyoruz şu an. Onun ve bu egzersiz sayesinde de orta çatıdaki çekime biraz aşina olmaya başlıyoruz. Etay bugüne kadar görmediğimiz bir fiil çekimiydi. Ontay da öyle. Gerçi etayı başka yerlerde gördük değil mi? Masetay falan dediğimizde kulağımıza geliyor. Sanki böyle dişil çoğul nominatife benzeyen bir şey. Ama değil işte. O cümlenin içindeki bütün kelimelere baktığımızda bakın arketay onun artık bu cümlenin içinde dişil çoğul bir isim ya da sıfat olacak hali yok. Çünkü bütün kelimeleri biliyoruz bu hariç. Yüklem yok. Demek ki bu yüklem. Tamam mı? Şimdi Emine'deyiz. Emine bize bir altı yapsın bakalım. Emine, ben bu kelimelerin hepsini biliyorsun diye onları boş bıraktım çeviride. Yüklemi verdim sana. Arhe'yi verdim. Sen geri kalanını çözüp yüklemle birleştir bakalım ne çıkacak ortaya. Buyur. Tam bendeyiz aslında. Ha öyle mi? Çok özür dilerim. Ege doğru. Ege'deyiz. Ege'den sonra... Ho hegemon kaites bules kaitu stratematos arhei lider konseyi ve askerleri yönetir. Orduyu. Evet. Bakın burada bir durum da çok doğru. Ege doğru söyledi arkadaşlar. Lider ya da önder hem meclisi kaites bules hem meclisi kaitu stratematos. Hem de orduyu yönetir diyoruz. Burada bir fevkaladelik var. Bunlar genitif değil mi arkadaşlar? Çünkü bu fiil genitif alıyor isim şeyine, etkilediği nesneyi. Genitive dönüştürüyor. Nasıl hepomai dative dönüştürüyordu? Biz Türkçe'de iyi haliyle söylüyoruz bunları. Sadece belirtili nesne yapıyoruz. Ya da belirtisiz belirtili nesne arasında bir seçim yapıyoruz. Ama Yunanca'da arho fiili her halükarda
genitifle gösterir neyin arh yapıldığını, neyin yönetildiğini genitifle gösterir. Eğer orta çatıda çekiliyorsa arhetay gene genitifte gösteriyor. Tamam mı? Ege'nin söylediğini bir daha alalım, 7'ye geçelim sonra Emine'ye. Lider hem meclisi ya da konseyi hem orduyu yönetir. Tamam mı? Arhe burada etken çatıda. Emine'ye gelelim, 7. O hegemon tu polemu arhetay, lider savaşı başlatır. Tamam, işte böyle. Lider savaşı başlatır. Başlatır, arhetayın, arho fiilinin orta çatı çekimindeki anlamıymış başlatmak. Ve genitifle gösteriyor. Neyin başlatıldığını genitifle aramamız gerekiyor cümlenin içinde. Savaşı başlatıyor lider. Teşekkür Emine. Ersan'dayız. 8. Gene aynı fiil arhusin. Fakat siz arhusin'in bitişine bakın. Eğer yukarıdaki üçünden birini görmüyorsak bu anlam. Ama üçünden birini görüyorsak bu anlam. Buyurun. Ho despotes alla hoy... Oy filozofoy ton Athenon arhusin. Atinalıları efendi değil ama filozoflar yönetiyorlar. Evet. Bu Atinalıları değil, Atina şehrinin kendisi. Atina doğru. Çoğuldur. Athenai diye. Dişil çoğul bir isim. Tamam mı? Atinalılar şöyle yazılıyor. Bakalım. İşte burada. Apoton Athenaion. Nai var içinde. Tamam mı? Aynı Sümürnai derkenki gibi. Bakın Sümürnaioi. Bu ay nispet iyisi gibi. İzmirliler, Atinalılar. Tamam mı? Ay gördük mü bir şeyin içinde? Oralılar. Oradan mahreci oralı olanlar diye düşünüyoruz. Ora çıkışlılar diye düşünüyoruz. Ama bunda yok ay. Gördünüz mü? Athenon. Ton Athenon. Hay Athenai. Hay Athenai şehrin kendi adı. Atina. Atina'yı yönetirler filozoflar, despot değil. Despot değil ama filozoflar yönetirler Atina'yı. Dediniz, Ersan kazandınız. Şimdi Gülşah'tayız, 9, buyurun. Oy pretores ton logon arhontai. Hatipler sözleri başlatırlar. Bunu geçen derslerde söylev olarak da gördük. Hani o ihtimal de olabilir, logos. Söylev anlamına da gelebilir. Çünkü hatiplerden bahsediyoruz ya. Hatipler söylevleri başlatırlar. Hüseyin 10 uk eksestin. Dikkat. Buyur. Uk eksestin tois angelois tes mahes arhestai. Orta çatı olduğu için başlatır diyeceğiz buna. Evet. Elçilerin savaşları başlatmaması gerekir. Evet ama bu gereklilik değil, yetenek. Ha özür dilerim. Bilmek. Evet. Başlatamayabilir. Evet evet, başlatamazlar mesela. Başlatamazlar. Ya da başlatmaya izinleri yoktur gibi mesela. Uk existin, mümkün değil. Oradan geliyoruz. İki yola ayrılabiliriz. Ya yeterlilikten bahsediyor ya da izinden bahsediyor. İkisi de mümkün. Evet. Ama dediğiniz doğru. Efendim söyleyin. Kullanımı değil mi hocam? Ses kesildi. Bir daha söyleyin. Özür dilerim. Duyuyor musunuz şu anda? Evet şu an duyuyorum. Buyurun. Ex ve eğimi fiili yan yana herhalde değil mi? Burada? Evet evet. Evet evet. Evet. Aman o sulara girmiyorum şimdi. Evet doğru Hüseyin. Ex estin. Elçilerin muharebeyi başlatmalarına izin yoktur. Elçiler muharebe başlatamazlar. Elçilerin muharebe başlatmaları mümkün değildir diye. Üç farklı çevresi mümkün on numarada. Ilgın'dayız 11. Ho Eratosthenes, ho Astronomos, tes Bibliotekis, Herksen. Erksen, Erksen. Erksen. Şey değil, sert nefes değil, düz nefes. Astronom Eratosthenes kütüphaneyi yönetecek mi? Yönetti. Yönetti. Aha, doğru. Ha. Kıtlığı duyunca gelecek zaman olabilir diye düşündüm. Başa bir ama daha evet. Gelip evet, sıraya dönüşüyor. Alfa ile başlayan bu fiilin başına geçmiş zaman sinyali epsilon gelince epsilon ile alfanın kaynaşması eta olarak beliriyor arkadaşlar. Bunu ben şeyde vereceğim size. Ödevdeki yeni fiiller listesinde arho fiilinin bütün çekim anahtarlarını vereceğim.
birinci, ikinci, üçüncü çekim anahtarını, üçüncü çekim anahtarını da böyle göreceksiniz. Erksa, yönettim oluyor. Bu basit geçme zamanı. Ilgın'ın dediği gibi, pardon, Ilgın önce gelecek zaman demişti, sonra toparladı. Tamam, Mehmet'teyiz, 12. Burada yeni bir fiilimiz var. Grafo diye eski arkadaşımız. Bakın, etken çatıda yazmak anlamına geliyordu. Biz bugüne kadar grafo görünce yazıyor diyorduk. Fakat orta çatıda dava etmek anlamı var. Bakın ne kadar farklı. Anlaşıldı mı? Buyur, buyur Mehmet. Ne diyeceksin bakalım? Hoi poietai. Hoi poietai, biblia periton kakon, pragmaton grafusin. Hocam pragmatonu hatırlayamadım, onu hatırlayamadım. Şeyler diyelim, geçelim. Kötü şeyler. Tamam. Pragmaton. Kötü tamam, şeyler. Şairler kötü şeyler hakkında kitaplar yazıyorlar. Evet, o kadar. Evet. Pragma, iş, işlem, husus, şey, mevzu, türlü türlü şekilde çevirebiliriz. Aslında pratto fiilinden geliyor. Pratto fiilinden türetilmiş bir isim. Pragma, yapıt, yani yapılan şey. Eser de olabilir, eylem de olabilir, amel de diyoruz değil mi? Arapçası olanlar ya da işte eski romanlar falan, eskiden roman okuyanlar, artık romanlarda herhalde kullanılmıyor bu kelimeler. Neyse, periton kakon pragmaton. Bu arkadaşlar bizim mat var içinde, dikkat edin. İçinde mat olan bir çekim bu. Bakın, periton kakon pragmaton, ton maton, yani bu nötrü. Nötr nominatifte ma diye biten isimlerden biri. Pragma. Pragma. Bugün de hala kullanılır zaten. Pragma. Evet, güzel. Şairler kötü şeyler hakkında, kötü mevzular hakkında kitaplar yazıyorlar dedik. Şimdi Nur'dayız. Buyurun, 13. Hoi politai, vatandaşlar. Hoi politai tus poetas ton kakon biblion grafontai. Aslar şairlerin kötü kitaplarını dava ediyorlar. Tersini söyleyeceksiniz. Şairlerin kötü kitapları değil, kötü kitapların şairlerini. Kötü kitapların şairlerini dava ediyorlar. Evet, evet. Dün de oldu bu. Arkadaşlar unutmayın, isim tamlamaları Yunanca, Türkçedekinin ters sırasında gidiyor. İngilizce'de nasıl of diyoruz ya, the poets of the evil books mesela. Tamam mı? Kötü kitapların şairleri dava ediliyor burada. Heh, işte grafontai, bakın ontai diye çekilmiş, usin diye çekilince yazıyorlar. Hep şimdiye kadar grafo, grafeis, grafei diye çektiğimiz fiil, üçüncü çoğulda onlar şahsında grafusin oluyordu. Fakat bu da üçüncü şahıs ama etken çatı değil, orta çatı. Grafontai, bunu işte sözlük dava ediyorlar. Aslında yazmakla şöyle bir ilgisi var, siz gidip mahkemeye yazdırıyorsunuz, tamam mı? O yüzden. Yazdırmak. Aslında bütün orta çatıların öyle ettirgen, oldurgan bir anlamı da var. Burada ettirgen tabii. Yazmak zaten geçişli fiil. Siz başka birisine yazdırdığınız da bunu ifade ediyor. Tamam mı? Ama bu aynı zamanda dava ediyorlar demek. Yunanca İngilizce sözlüklerde indict diye geçer bu. Indict, to indict. Hem dava etmek hem hüküm vermek anlamına gelen bir kelime ama genelde dava etmek anlamına geliyor. Yani mahkemeye gidip şehirde o dava ettiğiniz adamın adını yazdırdığınız için grafo fiilinden geliyor bu. Tamam mı? Şimdi Faruk'tayız. 14. Kre. Kre tus politas tus poietas ton kakon biblion grafestai. Buyurun. Evet. Vatandaşların kötü kitapların şairlerini dava etmeleri gerekir. Çok güzel, evet. Kre'yi gördük, hemen bir mastar aramamız gerekecek. Çünkü kre artı mastar bir şey yapmalıdır ya da bir şey yapmak lazımdır, bir şey yapmak gerekir oluyor. O şey arkadaşlar grafesta. Şimdi grafını anladık. Graf, ben bu fiili biliyorum dedirtiyor bize. Graf yazmak. Ama graf kelimesinin biz şimdiye kadar iki mastarını görmüştük. Grafein ve grapsai. Bu ikisi de değil. Kre'den sonra mastar gelmesi gerektiğini biliyoruz. Aha burada da zaten burada ipucumuz da var. Estai mastar çekimiymiş. Ha, o zaman grafestayı biz artık etken çatı anlamında alamayız.
Bu etken harici bir çatı olmalı. Sözlüğe bakacağız. Sözlük ya bunu edilgen diyecek bize ya da media box diyecek. Orta çatı diyecek. Orta çatıda da aslında iki farklı anlamı var bunun. İşte ya yazdırdılar olur ya da dava ederler olur. Ya yazdırmak ya da dava etmek. Dava etmek anlamını biz burada verdiğimiz için onu kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşların kötü kitapların şairlerine dava etmeleri gerekir. Teşekkür Faruk. Öyküdeyiz. 15. Demetrios ton nikarhon u grafetai. Demetrios nikarhosu dava etmiyor. Evet, bu kadar arkadaşlar işte. Evet, şimdi bu dersi almamış birisi mesela şey diyebilirdi. Hocam niye yazsın? Ne demek bu Demetrios nikarhosu yazmıyor falan? Ne demek bu? Kafam karıştı falan. Olabilir yani ileride. Bu orta çatı. Orta çatının güzellikleri. Evet, Özge'deyiz. Şöyle yapalım. Bakın burada yeni bir fiilimiz var. Suyo fiilinin etken çatıda biliyorsunuz kurban kesmek anlamı var. Orta çatısı da çok uzaklara gitmiyor. Tanrılara danışmak anlamı var. Yani suyu kökünden sonra süetay, süyontay, süestay çekimlerine rastlıyorsak toplamda bu üç ihtimalden biriyle karşılaşıyorsak ki burada ikisi var bakın süyontay, süestay. Bunu tanrılara danışmak fiili olarak alacağız anlamını. Diğerini kurban kesmek olarak alacağız. Ya da eğer orada hayvan da varsa, kurban kesilen şey de varsa varlık, o zaman onu kurban ediyorlar. Etmek diye alacağız. Evet, alalım bakalım. Hoy, hoy, entais, nesois, tois, teois, teosin. Arkadaşlar, adalarda kurban Tanrı için, Tanrı'ya kurban keserler. Evet, evet, Tanrılara kurban keserler. Evet, teşekkür Özge. Yalnız şu var arkadaşlar, hoy filoy hoy entais nesois, adaları arkadaşlara tamamen bağlayan bir artikel bu. Adalardaki arkadaşlar Tanrılara kurban keserler. Peki Şenel 17. Düşmanlar hoy, ne yapıyor? Hoy polemioid protesmahes tiontai. Düşmanlar savaştan önce tanrılara danışıyorlar. Evet, 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 evet. Gene tiondan. Çünkü tanrılara danışılırken mutlaka bir hediyeyle gidiyorsunuz ya tanrı şeye, o sizi muhatap alsın diye. O hediye zaten toplamda süsiya kelimesiyle anlatılan bir şey. Kurbanın kendisi. Teşekkür. Uğur'dayız 18. Hoy lakadaimanioi protes mahes u tiontai. Spartalılar savaştan önce Tanrı'ya danışmıyorlar. Evet, Tanrılara danışmıyorlar. Tanrılara danışmıyorlar. Hocam Tanrılara kelimesi nerede diyen varsa Tanrıları kelimesi tiontai'ın çekimi içinde gizli. Onu öyle yorumlamamız gerekiyor. Tanrılara danışmak diye yorumlamamız. Sanki hani kehanette bulunmak gibi bir şey de aklımıza gelebilir. Fakat o kadar da derin bir mevzu değil. Tanrılara danışmak diye bahsedeceğiz. Tüyontay, orta çatıda. Etken çatıda olsaydı kurban kesmek, kurban etmek olacaktı. Zeynep, 19. Eksesti. Eksesti ton demon entehora tüyeyin. Hocam burada demon... Halk. Ha. Geçen daimon'u öğrendik ya, bir an onunla karıştı. Yok. İşte daimon'u daimon diye okumamızın nedeni o arkadaşlar. Modern Yunanca'da ikisi aynı çıkıyor. Daha doğrusu bu da demon diye geçiyor da o demon diye okunuyor o zaman daimon. O yüzden bu şeyler önemli. Diftongların nasıl telaffuz edileceği, ne kadar yapay olursa olsun bir, kelimeleri birbirine karıştırmama açısından dikkat etmek gerekiyor. Halk bu, demokrasinin demosu. Halkın kırsalda kurban etmesi mümkündür. Mümkündür, evet. Tabii. Halk kırsalda kurban kesebilir. Halk kırda kurban kesebilir. Kesmesi, kesmeye izinlidir, değil mi? Evet, kurban kesmek. Ali'deyiz, 20. Dokey. Dokey, tois, antropois, protes,
eortes tüestai insanla bayramdan önce insanlar tanrılara kurban kesmeleri gerekir, lazım. Dokey yakışır. Ha, yakışır. Tamam. Tanrılar insanların bayramdan önce tanrılara danışmaları iyi olur, uygundur. Uygundur. Evet, yakışır prepay. Dokey uygundur, kabul edilir, makbuldür demek dokey. Doksatoseo. Ayşe 21. Burada da lüo fiilinin enteresan bir durumu var. Biz bu lüo'yu biliyorsunuz çözmek ve yok etmek arasında bocalayıp duruyorduk. Burada arkadaşlar çözmek anlamı var zaten lüo'nun. Serbest bırakmak anlamı var. U lüomen dediği için olumsuz. Tamam mı? Onu da kutu içine almak lazım aslında. U lüomen serbest bırakmıyoruz demek. Fakat bu şahıs çekimlerini görüyorsak lüo'nun sonuna bakın lüontay fidye ödemek demek. Yani birine fidye ödeyip de serbest bırakmak demek. Gene serbest bırakıyorsunuz ama esaretten kurtarıyorsunuz fidye ödeyerek. Öyle bir komikliği var bunun. Buyurun o zaman Ayşe'deyiz. 21. Tuz, stratiotas, u, lüomen. Askerleri serbest bırakmıyoruz. Tamam. Güzel Ayşe. Caner'deyiz. 22. Hocam beni atladınız sanırım. Gene mi ya? Ay Berk. Öf. Görüyorum da burada. Ayşe'yi dinliyorum. Berk'in adını okuyorum. Selam verip Caner'e geçiyorum. Kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah hocam. Hoi lakedaimonioi tus stratiotas lyontai. Spartalılar askerleri fidyeyle serbest bırakırlar. Evet, evet, evet. Bu İngilizce tek fiil biliyorsunuz. Ransom. They ransomed their brother mesela. Bir kardeşlerinin fidyesini ödediler oluyor değil mi? Ama neticede serbest de bırakıldı yani. Fidyesini ödediğiniz kişi serbest bırakılır. O yüzden ikisini beraber kullanmayı tercih ettim ben. Siz zamanı gelince istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Teşekkür Berk. Şimdi Caner değil. 23. Hikanos ho angelos tus filos restai. Ha, lambda düşmüş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Filos. Tus filos luestai. Evet. Habercinin dostları serbest bırakması uygundur. Uygun değil. Hikanos ne demekti? Yeterli diye aklımda evet, evet. Ama yani haberci arkadaşlarını fidyeyle serbest bırakabilir. Bırakmaya muktedirdir. Oldu hocam fidye fiilin içinde var mı sayıyoruz? Evet tabii fidye. Ben orayı kaçırdım. Bunu da kutu içine alsaydım. Evet. Bunu da kutu içine almam gerekirdi. Lyontay çekimi tek kelime Yunanca, Türkçe'de birden fazla kelimeyle çevirmemiz gerekiyor. İngilizce'de de tek kelimeyle çevriliyor. Ransom. Biliyorsunuz değil mi ransom kelimesini? Bakayım nereden? Annotate. Evet. Text. Ransom. Oldu. Evet. Caner yazdı şeye chat'e. Ransom kelimesi bu İngilizce'de. Birinin fidyesini ödemek. Değil mi? Rehinin fidyesini ödemek bu. Ransom. Bu işte şey, Türkçe'de nasıl diyeceğiz? Ya fidyesini ödedik olur, ya genel fidyeyle serbest bıraktık. Değil mi? Böyle durumlarımız var arkadaşlar. Tamam. Haberci arkadaşların fidyesini ödemeye yeterlidir. Fidyesini ödeyebilir. İkanos. Oldu. Caner'den sonra Ece'deyiz. 24. Existe to paidion. Tazoa lüey. Çocuk hayvanları çözebilir. Tabii. Evet, sadece o. Doğru. Lüey nasıl bir çekimi bu fiilin? Hangi çekimi bu? Mastar. Hangi mastar? Devamlı tekrarlı mastar. Evet, devamlı tekrarlı mastar. Ve işte Yunanca, şimdi ben şey yapayım böyle. Yunanca'ya övgü vaazı birinci bölüm. Yunanca o kadar ulu bir dil ki arkadaşlar. Bu etken, orta, edilgen çatılarda devamlı tekrarlı tavır, anlık basit tavır onlar da var. Yani tavır ayrımı bile var
o şeylerde. Nasıl etkende bu nüansları görüyorsak etken çatıda şimdiye kadar gördüğümüz fiillerde, orta çatıda da hepsi görülebiliyor. Orta çatıda devamlı tekrarlı mastar bu arkadaşlar. Yani özür dilerim, orta çatı değil tabii ki. Etken çatıda, orta çatıda da var işte. Lüestay, orta çatıda devamlı tekrarlı şeydir, mastardır. Evet, Ece'den Ege'ye geçiyoruz. Buyurun, 25. Horpersay. Horpersay, Tuz, Hebraius, Elisan. Evet, bunu da vermemişim. İbraniler. Evet, Persler İbranileri serbest bıraktılar. Evet, evet. Burada bu fiili kullanıyoruz bu sayfa boyunca, serbest bırakmak. Yoksa yok ettiler de olabilirdi. Yok ettiler de olabilirdi. Bu fiilin hangi çekimi Ege? Evet, basit geçmiş zamanda. Çok güzel. Evet, basit geçmiş zaman. Baştaki epsilon geçmiş zaman sinyalimiz. Evet. Persler İbranileri serbest bıraktılar. Ege'den sonra Emine'deyiz. 26. Ho hegemon. Ho hegemon tu stratiotas protes heortes luetai. Lider bayramdan önce askerleri fidyeyle serbest bırakıyor. Evet, çok güzel. Çok güzel. Lider bayramdan önce askerleri fidyeyle serbest bırakıyor. Askerlerin fidyesini ödüyor falan filan. Burada fiilimiz pavo. Bakın pavo'yu burada görüyoruz. Ama şimdi öbür varyasyonlarına dikkat. Bu pavus'in şimdiye kadar gördüğümüz bir şeyi durdurmak anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama orta çatıda bir şeyin kendisini durdurması ya da sona ermek anlamına gelecek. Tamam mı? Etken çatıda bir şeyin, bir kimsenin bir şeyi durdurması, ama orta çatıda bir kimsenin kendisini durdurması ya da bir sürecin sona ermesi, sona gelmesi, bitmesi. Bakın onun için bitiyorlar demişiz 28'de. Şimdi sırada Gülşah var, 27. Değil mi? Ben varım hocam, Ersan. Ay işte bir atladık tabii. Evet, Ersan buyur. Oy angeloi tas mahas pavosin. Elçiler savaşı durduruyorlar. Aha, savaşları. Savaşları. Aha. Elçiler savaşları durduruyorlar. 28 Gülşah. Hay ma hay protes heortes pavonsay. Savaşlar bayramdan önce bitiyorlar. Evet. Bunu demin şimdi Emine'nin sorusuna burada gelebiliriz. Chat'te deminden beri duran bir soru var. İkide bir tam cevap vereceğim. Aklıma başka şey geliyordu. Bu demin de nonsos kelimesinde vardı ya galiba Zeynep'in okuduğunda, savaş biter ama hastalık bitmeyecek dendiğinde. Evet. Heh, orada Emine sordu, hastalık durdurulmayacak olur mu hocam diye. Olmuyor. Hakikaten gelecek zamanın edilgeninin ayrı bir çekimi var arkadaşlar. O da evlere şenlik bir çekim. Bu o değil. Bu hakikaten aynı zaman pavontay sadece ve sadece şimdiki zaman için hem edilgen hem orta çatı. Fakat biz burada edilgen anlamını kullanmıyoruz. Hep orta çatı anlamını kullanıyoruz. Edilgen konusuna geçince bu konuda konuşacağız. Şimdilik sadece orta çatı olarak alalım bunları. Durdurulmak falan gibi bir anlamı da var bunun. Ama şu an ona gitmesin aklımız. Şey olmasın, daha fazla böyle yük binmesin kafamıza. Bu şey, çarşamba sabahı bu saatte. Bugün de sıcak. Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Pavomay'ın orta çatıda bir de vazgeçmek anlamı var mıydı? Öyle bir şey yazmışım. Olabilir, bakın sözlükten bakın. Olabilir. Ben öyle bir şey yazmışım. Şöyle tabii, pavoma yanında bir fiille de, ortak çekiminde bir fiille olursa çocuk mesela yazmaktan vazgeçiyor. Olabilir. Pavomay grafon. Yazmayı bitiriyorum. Yazmaktan vazgeçiyorum olabilir. Onu sözlükten bakın lütfen. Şu an şey yapmıyorum, hatırlamıyorum ama her şey mümkündür. Bana çok uzak bir şey, imkansız gelmiyor yani. Uzak ihtimal değil. Gayet düzgün bir ihtimal geliyor söylediğiniz. Olabilir. Vazgeçmek, bitirmek, kısıtlamak, sona ermek. Evet. 28'e Gülşah'tan mı alıyoruz? Ha, aldık zaten değil mi? Ersan 27'yi yaptı, 28'i Gülşah yaptı. O zaman Hüseyin 29'dayız galiba değil mi? Yapalım. Alo, ben mi düştüm? Yok yok, buradayım hocam. Ha, buyurun, evet. Bu matema, u,
Pavetay. Bizi anlatıyor arkadaşlar. Mahsema ders demek. Evet. Mahsema. Ders bitti, bitmedi. Bitmez. Bitmiyor. Bitmiyor. Bu ders bitmiyor. Ders bitmiyor arkadaşlar. Daha çok işimiz var falan. Tomasema. Bakın şey, tanıdık bir gövde. Masetes, değil mi? Masetria. Bu kelimelerle başlamıştık bu kelimenin, bu gövdeye. Masetria'ydı ilk şeyimiz. İlk öğrendiğimiz kız öğrenci. Sonra masetesi öğrendik. Sonra mansano fiilini öğrendik. Mansano, öğreniyorum, değil mi? Ve şimdi de mansema var. Ve bakın benim bu sevdiğim işte ma ile biten nötr isimlerden biri. Ma ile biten nötr isim. Dolayısıyla şu to mansema, tu masematos diye giden şeydir bu. Güzel bir nötr isim. Ders bitmez. Ders bitmiyor. Upaveten. Tamam. Hüseyin'den sonra kimdeyiz? Ilgın'dayız. 30. Hokategetes to matema upavey. Öğretmen dersi durdurmuyor. Çok güzel. Evet. İşte bu iyi bir örnek. Ders bitmiyor ama öğretmen dersi durdurmuyor. Bir de ne kadar garip. Biz Yunanca'da kısa olanı Türkçe'de daha uzun çeviriyoruz. Yunanca'da uzun olanı Türkçe'de daha kısa çeviriyoruz. O da bir tesadüf. Ama böyle şeyler de belki, hani bu anlamları aklınızda tutmanızda belki ufak şeyler olabilir. Komik sinyaller olabilir. Ders bitmiyor ama öğretmen dersi bitirmiyor, durdurmuyor. Tamam. İşte bitmek, bitirmek mesela. Teşekkür Ilgın. Mehmet'teyiz. 31. Popoietes. Popoietes u pavetai alla ai grafei. Evet. Şair durmuyor ama her zaman yazıyor. Evet, çok güzel. Evet. Şair durmuyor oldu. Bakın işte, bakın bu seçenek artık sizin üstünüze, bunun sorumluluğu. Burada durmuyor demek komik olurdu, olmazdı. Ders durmuyor diyemeyiz, değil mi? Ders bitmiyor deriz. İşte bağlamdan dolayı durmak ya da bitmek söyleyebilirsiniz bunun orta çatı çekiminde. Pavo'nun orta çatı çekiminde. Tomasema upavete, ders bitmiyor. Ama hopoietes upavete, aynı fiil, şair bitmiyor demiyoruz, değil mi? Şair durmuyor demek daha doğru. Şair durmuyor ama her zaman yazıyor. Güzel Mehmet. Nur'dayız. Şimdi yeni bir fiilimiz var. Burada anlam gene değişiyor arkadaşlar. Peysey, ikna etmek, değil mi? Peyso, peyseis, peysey, ikna etmek. Bunun orta çatı anlamı itaat etmek arkadaşlar. Enteresan bir şey. Ben sizi ikna ediyorum sanki ve siz bana itaat ediyorsunuz oluyor gibi. Onun gibi bir şey. Ve itaat edilen şahıs cümlede datifle gösteriliyor. Yani biz nasıl ben ona itaat ettim diyoruz ya, o zaman nasıl Türkçe'de e hali kullanıyorsak Yunanca'da da datif göreceğiz. Burada bir paralellik var. Türkçe'de nasıl diyorduk sade datif e hali olabilir diye. Burada da tam e hali işte. E hali olarak tesadüf oldu tabii. Bakalım ne çıkacak şimdi. 32'yi alalım. Kimden alıyoruz? Nur'dan alıyoruz. Ore tortus filus dorapem pein peytey. Evet. Hatip arkadaşları hediye göndermeye ikna eder. Çok güzel. Faruk 33. Hoi politai to sofo hegemoni peytontai. Vatandaşlar bilge hegemona itaat ederler. Ediyorlar. Çok güzel. İşte böyle. Bilge hegemona. Bakın bu bildiğimiz bir şey, değil mi? Sıfat. Sofos, sofe, sofon. Birinci grup isimlerden, bakın, sofos, özür dilerim, birinci grup, sofos, sofe, sofon. Birinci ve ikinci grup çekimlerden olan bir sıfat bu, sofos. Yanında hegemoni, hegemoni üçüncü grup isim. Niye bitmiyor arkadaş? Hüseyin, ne diyorsun? Hüseyin miydi bilmiyorum, birisi konuşuyor orada. Şey, to hegemoni ve tosofo. Böyle durumlarla karşılaşacağız. Burada hakemimiz artikel. Artikel çözüyor meseleyi. Artikeli artık tanıyorsunuz. Ya nötr, ya eril, datif, değil mi? Tekil.
Tosofo da onunla uyumlu, hegemoni de onunla uyumlu, bilges hegemon. Aynı Faruk'un dediği gibi yurttaşlar bilge hegemona itaat ederler. Teşekkür Faruk. Öyküdeyiz 34. Deitos, politais, tosofo, hegemoni, peitestai, yurttaşların bilge lidere itaat etmeleri gerekir. Çok güzel işte. Dey'den sonra bir infinitif, bir mastar aramamız gerekiyor. Dey, peitestai. Birisinin itaat etmesi gerekir demek. İtaat etmelidir de diyebiliriz. İtaat etmelidir. Dey, peitestai. İtaat etmelidir. Genel bir şey. Sonra burada kimin itaat edeceğini datifle görüyoruz. Tois politais. Ha, iki tane datif var aslında. Bakın bir ihtimal daha var burada. Vatandaşların bilge hegemona itaat etmeleri gerekir. Ya da bilge hegemonun vatandaşlara itaat etmesi gerekir. Bu da bir ihtimal. Bunu bize bağlam söyleyecek. Bu küçük bir ihtimal tabii. Yani burada eğer bir kinaye yapılmıyorsa bir atasözü falan böyle gene böyle değil mi? Soylamış Yunan ne soylamış gibi böyle şey yoksa değil mi? Bilge hegemon vatandaşlara itaat eder gibi böyle bir hikmetli bir sözle karşı karşıya değilsek küçük bir ihtimal. Genel ihtimal öykünün dediği gibi. Yurttaşların bilge hegemona itaat etmeleri gerekir. Zaten 33'te biz bunu açık olarak söylüyorduk. 34'te ben bunu biraz daha böyle dil bilgisinde şeyle çetrefilli hale getirdim sizi denemeye. Ama geçtiniz sınavı. Özge 35, Hostrategos, Konstant. Hostrategos, te bule u pititai allaten patrida sozein. Evet, patrina vatan, bule konsey ya da evet, general meclisi ikna edemez ama ikna değil. Bakın etay diye bitiyor bu. Etay. Arkadaşlar bu anlamı kullanmamızı gerektiriyor. İkna değil, itaat etmek. Ben tam tersini anladım. Evet. General meclise itaat etmez ama ülkeyi kurtarır. Tamam, çok güzel. Evet, evet. İşte böyle arkadaşlar. Onun için bakın ne kadar önemli bir mesele. Yani şahıs çekiminden öte bir durum var burada. Bu şey, söyleyin adını, ne diyorduk bunlara? Çatı. Çatı meselesi ya da İngilizce tabiriyle voice. Ya da işte Latincesinde kullanıyor filolojideki arkadaşlar. Vox, değil mi? Bu çatı meselesi anlamı nerelere götürüyor? Teşekkür Özge. Şenel'deyiz. 36. Hopoietes. Hopoietes ton hegemona tois kalos logos peitei. Şair lideri güzel sözlerle ikna eder. Evet, işte peitei en eskiden beri bildiğimiz bir şahıs çekimi ve o ikna eder anlamını kullandırıyor. Bu fiile. Peysetay demiyor, peysey diyor. O zaman etkinli kullanıyoruz. Teşekkür Şener. Uğur'dayız şimdi. Burada fiilimiz değişti. Bakın çok farklı değil. Affedersiniz, askeri bir tabir. Tatto fiili, değil mi? Sıraya dizmek diye biz bunu söylüyorduk, değil mi? Dizmek, yerleştirmek, konumlandırmak anlamı geliyordu. Hep böyle köprünün yanına, neredeyse o köprü, köprü yanına dizmek olarak geçiyor. Fakat orta çatıda savaş düzeni almak anlamına geliyor. Tattontay, savaş düzeni alırlar diye çevrilecek. Evet, Uğur'dayız. 37. Strategos tus stratiotas para te gefura tattei. General askerleri köprünün yanında sıraya dizer. Çok güzel. Bu kadar. Çok güzel. Zeynep'deyiz. 38. Hoi hoplitai ento pedio tattontai. Hoplitler ovada savaş düzeni alırlar. Evet efendim. Evet, evet. Tam böyle. Ali'deyiz. 39. Hoi Atenaioi. Hoi Atenaioi entais nesois tattontai. Atinalılar adalarda savaş düzeni alıyorlar. Çok güzel. Evet Ali. Ayşe 40. Tus statiotas. Tus stratiotas entais hodois tattei. Askerleri yollara yerleştirir. Tabii o kadar. Ya da yollarda sıraya dizer mesela.
Hani yeter ki bu anlamını kullanalım. Yerleştirmek, konumlandırmak, sıraya dizmek. Çünkü bu etken çatı. Tu stratiotas entais hodois tattei. Birisi askerleri yollarda sıraya diziyor. Tamam? Doğru. Berk'teyiz, değil mi? Atlamayalım. Evet hocam. Buyurun. Hoi stratiotai uk eteleusin parate talatte tattestai. Askerler denizin yanında savaş düzeni almak istemiyorlar. Evet, evet, evet. Savaş düzeni almak istemiyorlar. Tattestai, savaş düzeni almak. Mastar çünkü. Eselusin'le beraber. Bunu yapmak istemiyorlar ve deniz dediniz, kazandınız. Parate salatte. Evet, salatte. Şey, datif, parate salatte. Askerler denizin yanında savaş düzeni almak istemiyorlar. Evet. Sonuncu mu? Evet, sonuncu fiilimiz bu. Ama yeni bir egzersizimiz var. Belki geçeriz, belki geçmeyiz. Evet, Berk'ten sonra Caner'deyiz. Buyur. Mikrofon. Hoy hoplitai ten patridan flattusin hoplitler vatanı koruyorlar. Evet. Haklısınız. Hoplitler vatanı koruyorlar, korurlar. Çok doğru, çok ödersiz. Ben bir mesaj atmam gerekti. Evet, şimdi Ece'deyiz. Buyurun. 43. Hoi adelfos ente agora flattetei. Flattetei. Erkek kardeş pazarda nöbet tutar. Evet, bu kadar. Hoi adelfos ente agora flattetei. Nöbet tutar oldu. Flattusin korumak. Flat detay, kendisi için bir yeri korumak oluyor. Nöbet diye çeviriyoruz onu. Kendisine, kendi yararına korumak oluyor. Ece'den sonra Ege'deyiz. 44, buyurun. Hodemos. Hodemos ten eğrenen kayten filyan flat detay, halk barışı ve müttefikini korur. Filia dostluk arkadaşlar. Filia bu şeydir, isimdir. Daha doğrusu filos değil yani. Filos da isimdir. Ten filian. Ne diyoruz o zaman? Halk barışı ve dostluğu, arkadaşlığı korur diyoruz. Teşekkür Ege. Emine'deyiz. 45. Hodulos. Hodulos tu kategetu entiblioteke flattetai. Köle kütüphanede öğretmeni korur diyeceğim hocam ama. O diyemezsiniz. Ne ederim. Neden? Ama kategetu, zaman... hangi şeyde halde çekilmiş? Tu ile başlayan genitif. Hangi? Genitif. Hodulos evet. Kategetu. İkisini beraber alın. Pardon hocam. Evet. öğretmenin kölesi kütüphanede nöbet tutar. Hah, oldu şimdi. Değil mi? Tamam. Profesörün kölesi kütüphanede nöbet tutar. Hodulos tu kategetu. Evet, teşekkür. Ersan'dayız. 46. Evet. Hretus politas entais oikiais flattestai. Vatandaşların evde nöbet tutması gerekir. Çok güzel. Evlerde. Entais. Evlerde. Evet, vatandaşların evlerde nöbet tutması gerekir. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi aslında bunu zaten 5 tanecik bunu da yaparız olur biter. Bakalım Ali'den bir şey geliyor. İnciler geliyor. Peyto, ikna etmek eylemiyle yapıyoruz. Peyto may, boyun eğiyorum. Tamam işte. Hayır, pasifi de olmuyor. Pasife girmiyoruz Ali, lütfen. Pasifle kafamızı karıştırmayalım. Evet, 3 tane çatısı var Yunanca'nın. Etken ve edilgen, yani pasif dediğimiz şey Türkçe'de edilgen diye de geçiyor. Bizim çok bildiğimiz iki ayrım. Türkçe'de de çünkü böyle ayrım var. Ama Yunanca'da böyle bir dikotomi geçerli değil arkadaşlar. Yunanca'da modern dillerdeki aktif pasif ya da etken edilgen ayrımından ayrı bir ayrım daha dominant aslında. Bu dikotomi yerine etken edilgen ayrımı yerine Yunanca'da özne ile nesne arasındaki ilişki farklı bir spektruma oturuyor. Birisi tamam etken. Ben kitabı yazıyorum. Değil mi? Fakat bir de yazmak fiilini öyle bir çekiyorlar ki ben Ali'yi dava ediyorum anlamına geliyor. Çünkü mahkemeye gidip de Ali'nin adını yazdırıyorum ya dava edilecek şahıslar şeyine. Yazmak fiilini o şekilde çeviriyorlar. O pasif
ile aynı şekilde çekilse de pasif anlamı yok onun. Pasif de gelecek Ali, fakat pasif nispeten kolay bir şey arkadaşlar. Edilgen, yani Kutlu kitap yazıyor. Kutlu şey, kitap Kutlu tarafından yazılıyor. Onu çözmesi çok basit. Ona sonra geliriz. Tamam, önce orta çatıya gelelim. O yüzden evet, bakın sözlükte boyun eğiyorum diyor ya, o pasif değil işte. Orta çatı, itaat demişim ben ona. Boyun eğmek de diyebilirdik değil mi? Bu cümlelerimizde itaat dediğimiz her yere boyun eğmek de diyebilirdik. Neydi o? Halk bilge öndere, bilge lidere boyun eğmelidir mesela diyebilirdik o geçenki cümleye. Şimdi 5 tanecik cümlemiz var. Bunları da yapalım. Zaten bir 10 dakika rötarla başladık bugün. Şimdi bu Yunanca'nın tabii fiilleri, ne diyoruz? Hayat zor arkadaşlar. Yunanca'da öyle fiiller var ki siz onları geniş gelecek, özür dilerim, geniş ve şimdiki zaman çekimlerinde çok rahat tanıyorsunuz. Fakat gelecek zamanlarında bunlar orta çatı gibi çekiliyorlar. Fakat aynı anlama geliyorlar. Yani yalancı orta çatı. Tamam mı? Çekimlerinde göreceğiz. Bakın bir, renklere göre anlamlarını yanda görebilirsiniz. Akuo fiili, akustik kelimesinin kökü. Akuo, duyuyorum, dinliyorum demek. Duyuyorum, dinliyorum. Bu hatta komik bir fiildir. Bir nesneyi akuzatifte kullanır ama birisini dinliyorum derken onu genitifte kullanır. Akuo tu didaskalu, öğretmeni dinliyorum. Ama akuo to pragma, meseleyi dinliyorum mesela. Tamam mı? Orada akuzatif olur ama şahıslarda, kişilerde genitifle alır nesnesini. Neyse, ben öyle bir çetrefilli şey yapmadım. Biliyorsunuz size karşı müşfik davranıyorum. Burada da akuzatifini kullandık. Evet, o kadar lafın yanında hata yapmışız. Poema demem dururken şair demişim. Bunu düzelteceğim. To poema diyeceğim. Çocuklar bugün şiiri dinliyorlar ama yarın söylevi dinleyecekler diyeceğiz. Bunları ya ikisini de genitif yapalım ya da değiştirelim bu kelimeleri. Sadece hatibi dinleyecekler. Bakın ontay. Bu ontayı hatırlıyorsunuz. Buradaki ontay. Yani orta çatı. Akuo'dan sonra da sigma gelmiş. Akusontay. Tamam mı? Gelecek zamanda orta çatıda çekimli görünüyor. Ama anlamları aynı. Geniş şimdiki zamandaki etken çatı anlamıyla orta çatı anlamı arasında fark yok. İkisi de dinlemek. Öğrenciler bugün şairi dinliyorlar diyelim ama bunun genitifte yazılması gerekir. Ama yarın sadece hatibi dinleyecekler. Tamam mı? Dinlemek, dinleyecek olmak. Bakın bu bizim eski şeylerimizde, hatırlarsanız fiil çekimlerimizde sadece ve sadece sigma giriyordu. Fiilin gövdesiyle şahıs eki arasında sigma giriyordu. Mesela paidevo, paidevso. Burada da ona benzer bir durum var. Akuo ama akuso diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Etkende çekilmiyor bu fiilin gelecek zamanı. Sanki orta çatıdaymış gibi çekiliyor. Ama farklı bir anlama sahip olmuyor. Gene etken ve şimdiki zamanda hangi anlama geliyorsa gelecek zamanda da aynı anlama ama gelecek zamanda çekmemiz gerekiyor. Tapaydia ente oitia hamartanei. Hamartano hata yapmak fiili ve Hristiyanlıkta günaha girmek. Yani hata günah ya, aynı şey. Günah, hamartia mesela günah demek Hristiyanlıkta, şey Yunancası günahın. Hamartia aslında hata yapmak ve ıskalamak anlamına geliyor. Hamartano. Tapaydia ente oikia hamartanei. Öğrenci, çocuklar evde hata yapıyorlar. Ama hamartesetai. Bakın şimdi ne oldu? Hamartesetai. Bir kere sigmayı duyunca gelecek zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Başında zaten geçmiş zaman sinyali yok. Ve etai olmuş. Ha, orta çatı. Acaba bunun farklı bir anlamı var mı diye düşünebiliriz ama yok. Hocanız size söyledi. İkisi aynı anlamda. Sadece şekilsel olarak orta çatıda çekilmiş gibi bu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Latince'de hani deponent fiiller vardır.
pasifte çekimli görünümü olup da edilgen anlamı olmayan fiiller. Değil mi? Sequor mesela, takip ediyorum. Sequor, değil mi? Or'la bitiyor ama takip ediyorum diyoruz. Takip ediliyorum demiyoruz. Ona benziyor. Böyle çok şey var değil mi? Deponent fiiller deniliyor. O da dil bilimcilerin nefret ettiği terimlerden biri anladığım kadarıyla. Deponent kelimesini de değiştiremiyorlar. Fırsat olsa değiştirecekler. Şimdi uzun lafın kısası, kimdeyiz? Hüseyin'de miyiz? Bendeyiz hocam. Gülşah'tayız. Buyurun. O zaman siz bize bir ikiyi tam Türkçesini verin. Tapaydıya. Tapaydıya ente oikiya hamartaney ala uh hamartesetay avrion parato didaskalo. Çocuklar evde hata yapıyorlar. Evet. Ama yarın öğretmenin yanında hata yapmayacaklar. Evet, bu kadar işte. Evet, evet. Bu şekilde. Hüseyin'den alalım. 3. Hopolos. Hopolos to biblion, temeron apotu filu lambane. Allah avrion to biblion apotes bibliotekes. Lepsetai. Ya işte lambane'in gelecek zamanı lepsetai. Evet. Reading Greek'te çok geçiyordu bu fiil. Evet, evet doğru. Polos bugün arkadaştan kitaplar tekil. Arkadaştan kitap alır. Evet. Ama yarın kütüphaneden kitap alacak. Evet, alacak. Bu kadar. İkisi de aynı anlamda fakat bu sahte orta çatı. Orta çatı çekimli ama orta çatının kendine özgü özellikleri bunda yok. Bu öyle. Ne diyelim buna? Kader kurbanı diyelim. Bir şekilde orta çatı da bitmiş bu fiiller. Biz soru sorayım o zaman. Şimdi normalde orta çatı olduğunda bütün fiiller anlam değiştirirken burada değiştirmiyor anlamında mı söylüyorsun? Türlü türlü şeyler var. Evet, evet. Yani orta çatıyla beraber fiil çekimleri evreninde daha geniş bir kapıya, daha geniş bir diyelim avluya çıktık arkadaşlar. Fiil çekimlerinin türlü türlü nüansları var. O nüanslardan biri bu. Yani bir genelleme gene yapamıyoruz. Sözlük bize yardımcı olacak arkadaşlar. Sözlükte şimdi ben bunu dersin sonundaki ödev kısmında bu fiillerin şey çekimlerini vereceğim size. Ne diyorduk onlara? Çekim anahtarlarını vereceğim ve anlamını vereceğim. Bir fiilin anlamına çok dikkat edeceksiniz. Ali'nin çatıda şeyde chat'te çatıyla chat karıştı şimdi. Chat'te söylediği gibi peyso kelimesi aktifte ikna etmek, peysomay, boyun eğmek dediği orta çatı anlamı. Ama tabii ki aslında bunun gramerini tam bitirdiğimizde siz genellikle şöyle diyeceksiniz. Ha, olmayla gördüğüm her şey aynı zamanda edilgendir, pasif çekimdir diye. Tamam mı? İkna ediliyorum da olabiliyor yani. İşte onu sözlük girişinde belirtiyoruz. Bu tür ayıklamalar oluyor. Kırpıyoruz o zaman ihtimalleri ve bir kapıya çıkıyoruz. Evet, bu da böyle bir olay. Son iki cümle. Ilgındayız. 4. Hoy masetay. Hoy masetay nün ten geografian mantanusin ala kaiten astronomian matesontay. Öğrenciler şimdi coğrafya öğreniyorlar. Güzel. Ama astronom evet. Astronom. Yok. Ve diyemeyiz amadan sonra. Böyle kai bir isminden önce işte böyle bir durumda arkadaşlar. Ama astronomi de öğreniyorlar. Heh, bravo. Eğer o aklınıza gelmiyorsa bir nedenle Enkridion'u bunun için yaptık size. Bir zahmet kai maddesine gidin ve oradaki ihtimalleri buraya bir uygulayın. Tamam mı? Bakın kai burada bu satırda bize cevabı veriyor. Çünkü sadece bir kelimeden önce gelmiş kai. İki tane kai yok. Ya da iki kelime arasında bir kai yok burada değil mi? Ala ten astronomian diyebilirdi dememiş. Ala kai ten astronomian. Evet, astronomi bile. Ve ne dedin Ilgın buna? Öğreniyorlar dedim.
Hayır. Ama öğrenecekler. Burada öğreniyorlar. Öğrenecekler. Hı. Evet. Gene şeyin Hüseyin'in sorusunun cevabı gibi söyleyeyim. Bazı fiiller böyle arkadaşlar. Bazı fiillerin gelecek zamanlarına İngilizce'de middle futures deniyor. Neden? Gelecek zamanını orta çatı şeklinde çektikleri için. Ama anlamları kaymıyor. Tamam mı? Biz bir zamanın içinde hem etken hem orta çatı varsa anlam farklı olabilir. Bambaşka bir anlamla karşılaşabiliriz diyoruz. Çünkü orada zaman aynı platformda. Aynı zaman platformundalar. Çatı farklı olmuş. Burada zaman farklı, anlam aynı olabilir. İşte bu, bütün bu beş tane cümlede de o örneğimiz var. Mansanusin, affedersiniz, Mansanusin şimdi öğreniyorlar, Masesontay öğrenecekler. Aynı anlam. Anlam olarak bir fark yok. Gözümüze farklı bir çekim var. O kadar. Ilgın'dan sonra Mehmet'teyiz. Buyurun sonu bugün. Ho evbulos nun apotes simurnes eisten pergamos fevgei. Evet, Allah apotes Allah apotes pergamu u fevksetai. Evet. Evbulos şimdi İzmir'den Pergamos'a kaçıyor ama evet. Pergamos'tan kaçmayacak. Evet, bu da öyle. Fevgei kaçıyor ama Pergamos. Gelecek zamanı fevksei değil. Fevksetay, orta çatıda çekilmiş. O yüzden ben size zamanında bir fiil şeyi verdiğimde bakın bunları numaralar olarak bırakmıştım. Burayı düzenlemedim daha. Mansano, şimdi yanında bunu Masesomay göreceğiz arkadaşlar. O Masesomay'ın orta çekimini kullanmanız gerekiyor. Yani Masesomay kendisi orta çekim zaten. Orta çatı çekimi. Ve orta çatı çekimini nasıl uygulayacaksanız burada da o şahısları Mansano'nun gelecek zamanını gördüğümüzde tanımanız gerekecek. Oldu. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. Var mı sorumuz arkadaşlar? Tahmin ediyorum günün sonunda böyle meşakkatli bir konuyu koymak belki de iyi olmadı. Fakat biraz da şimdi ara giriyor. Bunu tekrar evde tabii ki kontrol etmeniz lazım. Tekrar yazarak çalışmanız lazım arkadaşlar. Yazarak çalışırsanız her zaman daha önde olursunuz. Lütfen üşenmeyin. Tırnak içinde. Tamam mı? Yazarak çalışın. Her şeyi yazarak. Fiil çekimlerini, isim çekimlerini yazarak yapın lütfen. Ve bu şekilde aklınıza daha iyi yerleşeceğine emin olabilirsiniz. Sizi temin ederim. Var mıydı sorunuz? Yok herhalde. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onu sorayım. Bu, en son kaçmayacak dedik ya. Mesela kaçamayacak demek için nasıl bir şey kurmamız gerekirdi orada? İşte yardımcı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Nasıl mesela şimdiye kadar iki tane yeterlilik şeyimiz oldu, yardımcı unsurumuz oldu. Biri access'ti, değil mi? Yapabilmek access'ti. Access'tinin gelecek zamanını kullanmak gerekirdi. Gene bunun infinitive'de, master'da, fiilin kendisi master'da olacaktı. Fakat access'ti kelimesinin gelecek zamanını kullanmak gerekecekti. Access eder diye mesela. Hikanos'un gelecek zamanını kullanabiliriz. Yani Hikanos olacak diyebiliriz. Hikanos esetay denilebilirdi mesela. Başka şeyler de var. Mesela dynamay diye bir fiilimiz var. Dinamit kelimesinin kökü de oradan geliyor. Dynamay. Muktedirim demek. Dynamay. Dynamis. Hani şey iktidar ya da işte şey kuvvet, kudret daha doğrusu. Kudret daha iyi bir çevirir dynamis için. Dynamay bir şey yapmaya muktedir olmak demek. O da infinitive oluyor. Onun gelecek zamanını kullanıyoruz. Dünesomay, Göafein mesela yazabileceğim oluyordu o zaman. Onlar zor tabii. Onları zaten herhalde öğretmeye sıra gelmez. Onları biraz yani bu derste gördüğünüz bazı kuralları bir araya getirerek çözebilir duruma getirmeye çalışacağız inşallah. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Rica ederim. Oldu. Arkadaşlar herkes kendisine iyi baksın. Biraz ara giriyor bayram tatili münasebetiyle. Bugün 29 Temmuz. İki gün sonra bayram şeyi var. Kurban Bayramı arifesine geliyoruz. Hepinize iyi bayramlar. Tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki güzel hocam, iyi bayramlar herkese. Günü.